Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdine sıratel müstakîm. Sıratel lezîne nam'te aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lamdûlîn. Amin. Hafızım dedi ki, Fatiha ile başla, Kur'an öyle başlamış diye. Allah Allah, niye? Neyesini bilmiyorum. Peki. Geçen hafta nerede kalmıştık? Abi 117. sayfada kaldık. 19. defter, 117. sayfa. Tamam. Neydi en son? En son geçenki dersten yani cismaniyet 3. Değil mi abi? He. Cismaniyet 3 dersi. Başta Hatem Turra, sikke, mühür. Bunun dört farkına. Çünkü bina edeceğiz ya, bunu bir daha ağaca uygulayarak söyleyelim hemen. Evet, sikke abi. Çekirdek, toprak, evet abi. Sikke. Aha. Meyve abi. Meyve. Aha. Hatem. Hatem, ağaç. Ağaç, mühür. Zahir olarak mühür abi. Mühür. Mühür. Batın tura abi. Batın tura. Tamam, bunu artık ezberleriz herhalde değil mi? İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin olarak ayırmıştık abi. İmam-ı Mübinler, çekirdekler. Şu çekirdek. Çekirdekler, iki çekirdek. İki meyve ve çekirdek. İmam-ı Mübin. Kitab-ı Mübinler, zahir batın. Tamam. Başka ne işlemiştik? Bunlar temel kavramlar olduğu için sikke, tura, hatem, mühür, bunlar bilinmesi lazım. İnşallah bir de delil, burhan, ispat, hüccet. Hüccet. Bunlar da dört tane. Bunlar da koymuştuk hatırlarsınız. Koymuş muyduk orada? İlim, emir, kudret, bir de iradeyi şey yapmıştık galiba. Şeceri hilkatte yapmıştık galiba, öyle zannediyorum. Neyse. Lemalar 337'de 15. defterin 313. sayfasında gene açıklaması geçiyor. Hayat cismaniyete sirayet etti. Sözünü açtık abi bayağı. Bayağı değil. Onunla bayağı konuştuk onunla. Allah Allah. Hayat. Hayat cismaniyete sirayet etti. Buna ilgili bayağı. Kaçıncı defter bu? 15'i geçiyor. Lemalar 337. sayfada alınmış. Doğru değil mi abi? Doğru değil mi abi? 137'den alınmış. 137'de galiba. 337 yazıyor defter şeyden. Tamam mı? Doğru. 337 lemalardaki defter 137. Şey, defter mi? Defter. Ha defter, tamam. Defter. 337 lemalar. Evet. Oo, bir sayfa geri. Buna çok durduk değil mi? Evet abi. Evet tamam. Hayat sirayet etti. Sirayet bambaşka bir şey ya. Sirayet bambaşka bir şey ya. Başka bir kanun işliyor. Yani kanun içinde işliyor. Yani meyvedeki koku, tat, renk, şekil, madde, enerji vesaire birbir üzerine bindirilmiş ama hiçbirisi gözükmüyor. Şimdi Mektubat 409. Tamam mıyız? Defter elinizde. Elimizde abi. Hepinizin elinde değil mi? Evet. Ha, sizin elinizde yok. Tamam. Demek o zaman dinleme makamı çok nakıs olur bunda. Onu da bilin. Yani, var. He? Mektubat 409 var ama. Var ama böyle şey olması lazım. Bir daha değerleri alacaksınız, şey yapacaksınız cebinize. Buradan istifade edin. Ha tamam, gözüküyorsa tamam. Mesela. Gözüküyor. Çünkü görsel olunca basar sıfatı da devreye giriyor. Basar olunca dima daha çok aktif oluyor. Çünkü fıtratınızda şekillendiricilik olduğu için. Mektubat 409, birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi. Şuraya bak, bir gül goncası hayal ediyoruz. Şu alem, binler perde perde içinde sarılı. Birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Nerede? Bu alemde. Bu alemde. Bu alem neresi abi? Üstad nerede şu an? Pergel nerede, evet. Evet. Dikkatim çekti. Bu alemde diye bastırıyoruz üstüne. Evet. Bu alem. Halbuki biz göremiyoruz şu an. Demek ki bu alemde değil. Ya da bizim göz görmüyor.
Evet. Küre, biz küre arzdayız ya, o dünyada. Küre arz fiziksel hayat. Dünya, kainatın çekirdeği, bütün alemlerin cemi. Şöyle diyeyim. Nerede? Bir misal vereceğim şimdi. Radyo dinliyorsunuz. Bir müzik şeyi var. Ne diyorlar ona? Yayını. Kanal, yayın. Yo yo. Müzik şeyi var. İstasyon. Hoparlör. Harmoni. Yani bir şeyi. Santral. Orkestra. Orkestra. Orkestra var. 30 tane en az şey var, cihaz. Hepsinden 2-3 tane, 3 tane var. 10 tane rahat var. Yani ciddi bir müzik. En az 30 tane. Tamam. Şimdi bu adamlar bir notayı çıkarmak için ömrünü vermiş. Ben mesela Mecul'u anlamak için, Ene'yi anlamak için 53 yaşındayım. Ömrümü verdim sayılır. Yani size ben 10 saniye anlatıyorum Mecul. Nur Muhammed'in bize karşılığı vesaire. Yani Nur cemaati içinde, Nurculuk içinde benim mülk ve melekut işim. Sosyoloji tarafım yok. Esma tarafım yok. Yani yok derken tüfeğli. İstifa, öyle ders yaparsın. Onu demiyorum. İhtisas alanı. Rüştü abi şeydi. Sosyolojiciydi. Layıkalara uzmandı. Layıkacılığım oradan geliyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Adam bir notayı şey yapmak için, sazda olsun, şeyde olsun vesaire aletlerde telli, üfürme, vurmalı bütün cihazları hayal edin. Şimdi radyoyu dinlerken ses bütünlüğünü görürsünüz. Yönetmeni göremezsiniz. Bakarken televizyona bir adam var yönetmen. Böyle bir şey yapıyor. Ne kadar mantıksız değil mi? Oysa çok ilgimi çekti. Yeni öğrendiğim için söylüyorum hem de şeyi. Şimdi 30 tane cihazın içerisinde bunlarla alakalı diyeceğim. 30 tane cihazı tek tek dinliyor. Üçüncü sazcının İkinci teli gevşek. Onu bile anlıyor. Sen diyor telin gevşek diyor. Bütünlük içinde. Tek tek duyuyor. Bunlara dahi. Mesela böyle bir adam vardı Rize'de. Oku derdi. Kur'an oku. Sen de oku. Rahat. Üç kişi vardı mübalağasız. Ondan sonra hepsini tek tek dinliyor. Diyor ki sen diyor Re'yi yapmıyorsun, dilini kıvırmıyorsun. Sen hunneyi yapmadın diyor. Aynı anda. Tek tek dinliyor. Bu alem içinde alemleri görüyor. Şimdi böyle yapan adam niçin yapıyor orada? Mesela tel sürtüyor adam değil mi? Çalmayı çok iyi biliyor. Ne çalacağı müziği biliyor. Önünde de nota var. Bu adama ne ihtiyaç var bir daha? Birliktelik için. Birliktelik için. Birliktelik için. Yani sistemi bütüne getirmek için o adam evet. Lazım. Yani hızlı çalabilir, yavaş çalabilir. Evet. Evet. Bir tane de tempocu olur abi bu şeyde, onu da dinle. Çalanlar abi çünkü sadece kendini dinliyor ama o herkesi dinliyor. Evet. Yani ondan sonra herkesi dinleyerek hepsine de hükmediyor. Hızlı yapabilir, yavaş yapabilir. Ama radyo dinlerken bu adam gözüküyor mu? Gözükmüyoruz. Biz mevcudatın sesini böyle dinliyoruz. Orkestra şefini görmüyoruz. Hani bir tek ses duyuyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ama o senin hoşuna gitmesi için 50 tane cihaz var. Her birisi de ömrünü vermiş. Bir ses çıksın diye adam 50 yaşına vermiş. Yani bu kemençe mi diyorlar? Sürtme. Kemençe. Kemal. Kemal şey mesela tu yapıyor. Mesela şeyleri vuruyor. Zannediyorsun ki Çingene Ramazanlık davul çalıyor. Değil mi?
Hani demir var mı ya, o oynak demir. Neresinden? Arkasından mı, dibinden mi, ucundan mı? Ayrıymış. Yünümüş öyle. Ucu ucu. Ve ne zaman? Ne kadar ses çıkarır? Vurduğun zaman tım yayılmasını da ayırır. Adamlar fena olmuş. Gene mesela diyelim Ceddin Baba. Ceddin var ya, bu Osmanlı şeyi. Çalacak değil. Veya bir şarkı çalacak. Adam bunu biliyor. Çalmayı biliyor, müziği biliyor, hocam biliyor, önünde nota var ama buna ihtiyaç var. Bütünlüğe. İşte bunları üstad da, o abi nerede misal verdin? Üstad da kainata müziki dairesi diyor. Elektrik gibi bütünlüğe getiriyor. Abi. Her şey sinyal demektir bu abi. Ha? Her şey sinyal demektir. Bu kadar sinyal ya. Bütün kainat. Elektrikçiler ya bunlar. Her şey elektrik. Bizden bütüne getiriyor. Her şey elektrik. Doğru. Yani biz dedik ya, her şey donmuş enerji. Psikoloji ders yaparken ben değişiyorum. Her şey donmuş enerji vesaire. Ama bu manada her şey hayat. Moda giriyoruz. Şimdi zahirde baktım. Mesela 55 tane lisanla Allah'ın ispatı var bizim ders. Mesnevi de geçiyor. 55 tane lisanla ise peygamberin 55 sıfatı, şeytanın 55 sıfatı var. Çünkü o zeminde kuruluyor. 55 tane sıfatı var mesela. Azazildir ismi, şeytandır bir sıfatı. İblistir. Kur'an'da en çok iblis geçer. Hannas var mesela Nas suresinde. Öyle. Hile denilir, şey denilir, yalan, kazip vesaire sıfatları geçiyor böyle. 55 tane. Yani 52 farzın karşıtı. O zahir. 3 tane de batının. 55 lisan. 55 lisanla mesela çiçek, bu alemi anlatıyorum. Çiçeğin üzerinde renk var. Kapatmamış tadı. Kokuyu. Kokuyu, renk kapatmamış. Kapatmamış ya. Birbirinin üzerine binir. Bu bizim basit şey. En güzel şahit biz. En güzel şahit biziz. Alem alem içinde. Alem bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Yani bu cesede o kadar acayip hassı nazar etmişiz ki perişan olmuşuz yani. Şu binaya adam dikkat ediyor. Mesela bakıyor duvarına, çimentosuna, ne bileyim boyasına, tozuna ama kendini unutmuş. Ruhuna dikkat etmiyor. Böyle bir adammış. Yani orada cam şöyle olmuş, tamam mı? Yok arabam böyle olmuş. Arabam çizilmiş. Arabamı ben çok iyi biliyorum. Tanıdığım var bir tane. Akrabam da var. Motor var ya motor. Motorun içi de kendisi içi gibi. Diyor ki motorda bir yerde yağ görsem, toz görsem, birisi kaputu açsa da o gece uyuyamam. İnerim, onu temizlerim, yatarım. Motorun içi yanlar uyar. Arabayı satarsa haberimiz olsun abi. Acayip bir şey. Ama namaza elhamdülillah. Namazı var, yok desin demem. Ama dersler mesler yok yani. Ruhun gıdası yok. Şimdi alem alem içinde nasıl bir alem? Hiç yapmıyorum. Mesela şeyden, dün yoldan geliyordum. Yalova'daydım. Namazı kıldık değil mi? Yatsı kıldık orada. Kahveden geçtim. Kahvedekilere selam verdim, gördün değil mi? Selam verdim. Ve eskide şöyle yapardım. Kesinlikle bu son 5 senede o kadar merhametim var ki onlara da. Ciddi bir iş yapıyorlar. En zor işi yapıyorlar. Kainatın dengelenmesi için, nispet alemin açılması için. Yani Ebu Cehil mesela az iş mi yaptı insanlık dünyasına? Az mı hizmet etti? Şeytan az mı hizmet ediyor? En büyük hizmet. En yani en büyük hizmete hizmet etti. Farkında olmadan. En büyük güzel olmuş şey. En büyük hizmet. Emre yakamaz çalışıp böyle şey olmaya başladı. En büyük hizmete hizmet ediyor. Ve orada baktım. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedim. Asker duruşuna geçti adam. Orada kahveciler. Yani alem alem içinde. Bak dünyada yaşarken her sahadan bir örnek vermeye çalışıyorum. Müzikten verdiğim şeyden.
Yani zahirde de kavli orada da bir psikoloji. Adam sabahtan akşam oturabiliyor. Oturakana sen ne oturacaksın? Adam bir, o da bir alem bak. O da bir alem. Kim? Ben kendimi buraya neticeye geliyorum. Ben kimim? Duygularımı tanımak istiyorum. Duygularım cisimleşse ve her bir duygum insan olsa. Bir daha. Her bir duygum, hissim insan olsa ben nasıl olurdum? Merak ediyor musun? Ha işte bu. Bütün insanlar sensin. Her bir insan senin bir hissin açılımı. Donmuş hali. Böyle bakarsanız harika olur yani. Yani cüz'i nazarını cüz'i şeylerde hasedip boğulmaktan kurtarırsın. Bilerek söylüyorum. 213 Mesnevi Nuriye'de insan buhran ve bunalım, bu olmasının, buhran ve bunalım, küçük şeyleri büyük sorun yapması ki biz de hepimiz yapıyoruz yer yer, cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmek. Oysa külli nazarını cüz'i şeye baksa, külli baktığın için o da külli oluyor. Bütünsel bakıyorsun. Cüz'i bütünselle ilişkili bakıyorsun. Evet. Cüz'iye bütünsellik bakıyor. Şimdi mesela şarap içmeye benim sarhoş olma özelliğim yok mu? Var ya. Nasıl olurdum? Ha, sokaktaki olan o benim işte. Benim donmuş halim. Benim içimi göstermek için Allah bilerek söylüyorum. Benim içimdeki duygularımı, hislerim yaşansa, hayata dönse nasıl olurdu? Allah niçin haram etti? Niçin bunu farz etti? Bunu yaşasam ne olurdu? Bunu yaşapsam ne olurdu? Allah bana bunu diyor ama acaba yapsam nasıl bir ortada bir manzara çıkardı? Sorduğum zaman Allah diyor ki adeta bak şuna, bak bu işte bu, sensin o. Senin o içme özelliğinin donmuş hali. Çekirdeğin açılım. Açılımı açıyoruz, anlıyor musun Yasin'im? Anladım abi. Çok ilginç. Çok şey oldu ya. Farklı oldu yani. Evet. Hiç kesinlikle Allah aşkına gayri verme. Ama bu tefekkürde. Hiçbirisi gayri yok. Hep sensin. Mahiyet insane birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Yani kısım kısım yok. Tek bir tane insan var. İnsan hakikati. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da yaratılmış. La böyle bir şey olur mu şarapçım? Oluyor mu Nur Muhammed'i de? Öyle bakınca kahvedekilere şefkatiniz oluyor o zaman. Tabii ha. Bir de Cenab-ı Allah nazarına baksana. Allah ne nasıl şefkat ediyor? Benim için dedi ki Dehli Hoca geçen hafta, ya senin Rabbin nasıl ya, görmek isterdim dedi ya. Allah'ımız bir, Rabbimiz ayrı. Herkesi terbiye eden ayrı. Mesela ona o kadar rahmet nazarıyla yani acıyorum ki. Çünkü o benim. O benim olunca bana nefret etmem. İşte peygamberler böyle gördüğü için ayakta mescitte işeğine bile şefkat etmiş. Öyle göremediği için Ömer, Hazreti Ömer kılıncını çekti. Yani öyle gördüğün zaman daha şefkatli, daha kucaklayıcı, daha af, daha taassup olmaz. İstesem de ben, istesem de size samimi söylüyorum, dostlar, kardeşlerimsiniz. Taassup istesem de yapamam. İstesem de yapamam. Yani iktidarımdan çıkmış bu. Yani taassup cemaatime ve şeyime yapamam. Ama kendi mesleğime, hayatımda da şey veremem. Yani her bir hissim insan olmuş. Cennette de böyle olmayacak mıyız? Cennet buranın çekirdeği değil, bu çekirdek değil mi? Her bir duygu, her bir fikir vücuda çıkmayacak mı? O zaman o mesela ağzımı veya hissimi, latifelerimi, duygularımı inkişaf ettirdimse o donacak. O bir müstakil bir vücut olacak. Onun için nihayetsiz vücut olacak cennette. Hislerin adedince vücudun olacak. Ve her mertebesince, mesela bir hissim var şefkat, kediye şefkat, anneme şefkat vesaire, her bir mertebe ait bir vücut olacak. Hepsi de müstakil ben olacağım. Ve hepsi de asıl olacak. Onun için ne göz görmüş, ne kulak işitmiş,
ne kalbi beşer otur etmiş. Mesela ağacın dırırtları, ağacın da, yaprağı, şey, gövdesini hayal edin mi? Çınar ağacının veya çam. Tamam, kabuğunu görüyor musunuz hayalin? Kabuk, kurumuş kabuk görün çamın. Tamam mı? Tutup kaldırıyoruz. Onun tozları yok mu böyle ya ufak? O çekirdekte yok mu? Var. Ama çekirdekte o toz olarak yok, problem var. Şimdi biz büyüyüz. Çekirdek donmuş, o ağacın, çam ağacının diş kabuğundaki o kalkıyor ya doktorum. Tık kaldırıyorsun, kurumuş yani. Ha böyle toz yapınca toz oluyor yani. O toz orada var. Ha, o toz çekirdekteki bir yapının dışa vuruşu. O toz ayrı bir vücut olacaksın. Dırırırt diye. Toz. Ağacı meydana getiren toz, çekirdekten çıktığı. Şimdi o his ruh seviyesine çıksa abi, o zaman bu aynı burada oluyor zaten. O burada oluyor. Üstad Hazreti dişi olayını anlatıyorsunuz ya, 9 tane birden düşmüş. Mesela işte. Diyelim ki bana işkence yapsalar sıkıntıdan dişim düşer. Bana yapılmadığı halde Müslüman bir kardeşime yapıldığı zaman o kadar aynı kendisi hissetmiş ki dişi düşmüş. 9 tane bir gecede sıkıntıdan. Ve alem İslam'a indirilen darbeleri ruhuma hissediyorum diyor. Peki kafirlere? Kafirlere de acıma inkılap etmiş. Yani bazı duygular çok yakındır. Şuunat-ı zatiye. Bazı ister dışarı vuruşu. Yani kafirler de bizim bedensel dışa vuruşlarımız. Müslüman'daki, Müslüman kardeşlerimizi hissetme hissi batındaki ister. Yani kendini Allah'ın sırrısın yani. Böyle herhalde bizim anladığımız gibi değil. Herkesin bir sırrı vardır diyor Cenab-ı Hak hadisi kutsinde. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Allah'ın bir sırrı yok mu? Diyor ki benim sırrım var. Kim? İnsan. Ben kendimi gördüğüm gibi miyim? Ben bana bile sır değilim ki Allah'a nasıl sır olacağım? Neyim sırrım ki? Çözülmemiş ne tarafım var? Sır ne demek? Bilinmeyen, başka. Bilinmeyen, çözülmemiş, hayata edilmemiş, yürünmemiş, zapt edilmemiş, ekilmemiş, anlaşılmamış, kavranmamış, ihata edilmemiş, keşfedilmemiş, edilemeyecek yönü bile. Allah'ın sırrı edilemez yani. Böyle bir tarafın var işte. Yani bir ucun atom, yani ve beden ve cismaniyet dersimiz o. Öteki ucun Allah. Batında sonumuz yok abi. Sonsuz yok. Devam edeceğiz. Peki. Nihayetsiz gidiyor. Bu şeyi kainattaki ve insandaki yönetmeni düşün. Vücuttaki hücreler, böbrekler, dalaklar ama tak tak gözükmeyen adam böbrekleri falan yönetmen idare ediyor. Bundan misal verdik. Her bir insan bir hissimizin alemleri görüyor musun? Artık o çekirdek ağaç ilişkisinden değil şu misal vereceksiniz. Yani her veya düşüneceksiniz. Herkes anlamaz bunu. Anlatsan da anlamaz. Her bir insan şu anda araba gidiyor. Ya ben çok acayibimi gidiyordu ya. Yani hala gidiyor. Ne biliyor musun? Bir parçasını size paylaşayım. Şu anda bu adam araba kullanıyor, tamam mı? Şu an bu tarafa geldi. Onun şoförü şu anda neler hissediyor? Yanındaki ona karşı ne duyuyor? Ne hissediyor? Ondan sonra o çocuk şu anda annesine ne bakıyor? Hep böyle tuhaf tuhaf şeylerim yer yer beni kapsar. Oradan işte ilimle, tefekkürle oradan çıkıyorum. Ama boş kaldığım zaman beni kapan şeylerden bir tanesi bu. Abuk subuk şeyler pek gelmiyor. Bu tür şeyler geliyor. Şimdi o şoför, yani rahatça size söylediğime göre devamlı düşünenler bir şey demek ki. Hani zorlandığım bir şey değil yani. Mesela minibüse binmiş adam, adamlar binmiş 15 tane. Şoför sürüyor. Herkes ayrı bir ayna bakıyor. Neler hissediyor? O neler hissediyor? Şu anda gidiyor ama gittiğinin farkında değil. Gittiği yeri düşünüyor. Neler? Ama bunlar hepsini Allah biliyor. Nasıl şaşırdı, hayret etti. Allah mesela şoför 15 tane minibüste binen her bir adam bilmiş ama bindiğini bilmiyor. Gidiyor. O anda bir şey düşünüyor. Bütünselliği var. İşte ona gidecek, hediye götüreyim, demeyeyim, ya hayır deme. İşte ötekisi işe gidiyor, ötekisi iş bulmaya gidiyor, ötekisi kavgaya gidiyor, ötekisi merhamet etmeye gidiyor.
Ötekisi kırmaya gidiyor, ötekisi yardım etmeye gidiyor. Ötekisi cenazeye gidiyor, ölüme gidiyorlar, acele gidiyor. Ötekisi de hastanenin acilinden dışarı çıkıyor, taburcu oluyor. Bunlar tek tek hissediyorlar. Mesela hastaneden çıkan, acile doğru giden. Bunları tek tek hepsini biliyor Allah ve karıştırmıyor. Bunlar bir de alem. Birbiri alem. Hepsi hikaye değil, hepsi mahiyet insaniyede, mahiyet insaniye birdir. Hepsini topla, bütün geri götür mesela, meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, böyle kesretten vahdete geldiğimi işaret edeceğiz de vahdette vahdette bitiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberleri cem ettiği için mi güle benzetiliyor acaba? Evet, hepsini cem etmiş. Gülü Muhammed'i. Peki, bunu yaptıktan sonra giriyoruz. Tamam. Bir de o kıymetini, birbirine sarılı, çok yapraklı, yaprak ama. Bak, birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri, bak, birbiri altında aynı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. Şimdi yapraktan ne anlayacağız abi, yaprak dediniz ya? Yaprak ve perde abi. He? Yaprak ve perde. Evet. Perde. Dikkat ederseniz yaprakları kapatmaya çalıştı ha baba dedi Adem Ali. Haya yerler açıldı. Ha, takva. He? Takva açıyor. Takva açıyor. Yani yasak meyve yiyince üstleri açıldı. Neyle kapattılar? Kur'an. Orada bez yok muydu? Bir şey yok muydu ki? Allah diyor ki yaprakları. Yediği meyvenin yaprağı. Başka bir yaprak almamış. Derman aynı derdin içinde. Bir şey dertse derman oradadır. Dima kapatıyor sanki. Allah. Mesela diyelim ki adamın vehmi sorunu var, vehmi. Vesvese çare değil onun dersi. Mesela adam para meselesi var. Toprak meselesi değil. Adam Ayşe'ye kafayı takmış. Çaresi Fatma değil. Aynı dert içinde dermanı gördüm. Aynı. Tamam. Bak şimdi meyve yemiş. Hayaller açılmış. Meyve yiyle hayaller ne açılıyor? O zaman seni hayasızlığa iten, hayan ortaya çıkar. Neyse senin, nelerse o senin yasak meyvendir. Ha? Cennetten çıkartılıyorsun. Cennetten çıkmana vesile oluyor. Aynı şekilde giriyorsun. Aynı cenneti burada, buradaki cennetinle ihraç ediliyorsun. Çünkü fi cenneti vedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Yani gir cennetime, gireceksin cennetime demiyor Kur'an'da. Gir cennetime. Cennetin şeyi burada. Çekirdeği burada. Sureti burada. Hakikati orada. Hakikat açılımı. Çekirdeği burada. İman mesela o tubayı cennetin çekirdeğini taşıyor. Avamın beklediği cennet hazlarını kamil, ehli tefekkür ruhunda cennet hazlarını bu dünyada yaşar. Hatta sen bazı tefekkürle zevk ettiğin şeyi o cenneti de bile zor tefekkür edecek. Yoktur onun. Onun bildiği cennet işte huridir. Yemek içme baklavadır, gezmektir. O cinsin zirvesidir. Aynen bedenin, şimdi gidiyorum. Aynen bedenin, cismaniyetin, dünya hayatı da böyleymiş. Bedenin, gir içeriye, cismaniyetin, gir içeriye, dünya hayatı da böyleymiş. Boyut farklılıkları var. Birbirine şifrelerle geçiriliyor. Şifrelerin başında marifetullah. Şifrelerin birbirine şifrelerle geçirilmiş. Mesela koku renkle.
Koku rengin içinde. Tat da onun içinde. Şekil de onun içinde. Değil mi? Aynı yerde. Mesela gadabınız neredeyse merhametiniz de oradadır. Sağda solda değil. Odunun neresinde duman varsa nur da oradadır. Aynı yerdedir. Aynı dert içinde dermanı buldum. Odunda nerede duman varsa sağda solunda altta üstte nerede vardır? Her yerinde nur vardır. Nerede vücut var Adem oradadır. Hepsi bu gül goncasının içinde değil mi abi? Hepsi. Yani Nur Muhammed'in içinde. Evet. Hepsi. Gül Nur Muhammed'i olduğuna göre. Evet. Bütün alemler. O zaman burası Nur Muhammed. Nur Muhammed'in sureti. Ama sakın anladığın yani, bu değil ama. Tabii. Böyle gördüğün değil. Burası fiziksel alem küreye arzdır. Sen bu ilmi tefekkür yaptıkça dünyaya giriyorsun. Dünya. Beden, dünya dediğim cismaniyet mi oluyor? Beden hayatı cismaniyet değil. Bedeni hayat ve cismani yaşayış böyledir diyor usta. Beden bu zahiridir. Cismaniyet ise bunu da içine alarak ötelere doğru daha arşa kadar götürüyor. Dünyanın karşılığı ne oluyor bizdeki abi? Hangi beden? Dünya cismaniyet. Cismaniyet. Ha. Ama küre arz ise bedendir. Yani abi kavramlar birbirine şarttı. Kardeş biz zahirine talep olmuşuz. Yani mahvolmuşuz ya. İslam'ın böyle tefekkür mesleğini ihmal edilmiş. Perişan olmuşuz. İşte caizdir, caiz değildir, haramdır, günahtır tamam da. Bunda o yeri o kadar. Seni batına taşımak için bunlar. Şimdi sebeplere netice diye bakıyorsun. Yani perişan olmuşuz yani. Yani tövbe aşağı bir cihette haram helaller hayvani hayatı düzenlemek için mi? Yok, sıfır değil. Hayvani hayatı düzenlemek artı hayvani hayattan çıkıp kendi kalbi ve ruh hayatı yaşamak için yöntemlerdir. Çünkü başka bu yöntemlere nasıl gireceğiz? Devam edeyim. Şifrelerin başında birbirine giydirilmiş ya, mesela şöyle düşün. Rengin içine koku bindirilmiş. Şifreyle. Ama aynı yerdeler. Nasıl aralarında sonsuz fark var? Mesela dumanla nur. Boyut farklılığı. Bunu alemlere uygularsak hakikat meratibi. Peki bunun çözümü marifetullah. Marifet. Mesela adam, doktorumla misal vereyim. Beyni çok iyi biliyor, marifet ehlidir. Kafir mümin fark etmez. Çok iyi biliyor. Nöronların nasıl hareket ettiğini biliyor. Yani bedensel hareketi biliyor. Bu İmam Gazali'nin misali, bu benim değil. Bu diyor marifet ehlidir. Araba tamir gibi. İnsanı tamir ediyor, hayvanı tamir ediyor. Değil mi? Bitkiyi tamir ediyor. Eğer bu insanın imanı varsa ve namaz kılıyorsa, Allah ile bunu bakarsa marifet Ullah olur. Marifetullah olur yani. Allah'ın o Allah'lık hakikatinin varmasına, açılımına sebeptir o zil. Marifetullah olur o adamın bu mesleği. Yoksa marifet olur. Demek ki o bak rengi hayal edebiliyor musun İrfan? He? Hayal edebiliyor musunuz? Ettin mi abim? Renk. Bir yaprak eder misiniz? Renk. Bak onun içinde koku var. Nasıl bindirilmiş? Birbirine karışıyor mu? Karışmıyor. Bu hakikat meratibi sonsuz. Aralarında sonsuz mesafe var. Tat da öyle. Tatla kokuyu düşün. Tat, koku. Ha. Bunu açan marifetullah bu şifreleri. Hülle oluyor değil mi abi? Hülle oluyor. Libas var, bir de hülle var. Ağaca bir libas giydirmiş, de hülle giydirilmiş. Mühür turra gibi. Gibi evet. Şimdi şifrelerin başında marifetullah ve marifet sırlarını ifade eden, şimdi marifetullah da ama onun da bir de sırları var. La ilahe illallah kelime-i kutsiyesiyle. La ilahe illallah. Birincisi tek, sonra ilim.
Yani neticesi. La ilahe. İlk önce dima. Terk. Her şeyi terk ettiğinde o kalıyor zaten. O kalıyor. Kalan başka kalan odur işte. O zaman kalp söylemiyor. Terk edilemeyen bir şey. Peki illallah nedir? Terk edemediklerin. Terk edemediğin. Terk edemediğin. İllallah. İlk önce terk. La ilahe. İlah yani beni beni oradan koparan, beni örten, illallah'tan uzaklaştıran her neyse la ilahedir. Terk. İlk önce terk. Mesela takva meniyattan ve günahlardan iştirab etmek diyor 148 Kastamonu. Günah almadık. Meniyat nedir? Terkler. Meşru şeylerdi. Mesela cüz-i ihtiyarı haram değil. Terk ettim dedi. Cüz-i ihtiyarımda vazgeçtim diyor usta. Cennet cehennem meşruyken vazgeçtim diyor. Evet. Cennet cehennemi bal kork ümidinden vazgeçtim diyor. Cehennem ve azap korkusundan vazgeçtim diyor. Terk ettim diyor. İllallah için ama. Yani rıza ile. Diyor ki la ilahe illallah. Peki nereye kadar terk edeceğiz? Terk edemediğine kadar. Öyle bir şeye geleceksin ki terk edilemeyen bir şey göreceksin. Dima konuştukça kalp konuşmuyor abi. Dima konuştukça kalp konuşmuyor. Bir gün gece de burada oturacağız da birbirimize bakacağız. Evet, acayip bir şey. Şimdi bunlar hep dili şey. Şu anda da zaten biz konuşuyoruz zannediyoruz. Kim konuştuğunun bile farkında değiliz ha şu anda. Ona sonra gireriz kelamda. Yani şu anda onun için alışmışız. Erdinç konuşuyor, sen ben konuşuyoruz. Tamam da ağız oynuyor yani. Kim konuşuyor şu anda? Senin hissinin bir kere basiti dima konuşuyor. Yani ama ben konuşuyorum. Ben dediğin şeyi neyi kastediyorsun ki? Burada dima konuşuyor işte. Nutka gelmiş dima diyor. Ustad kendi söylüyor. Kuvve-i natka. Tergiliye neye koyarsak abi? 30. namada ya garip şey söylemedim. Sessiz bir plak düşünün diyor. Nutka gelip söylese diyor. Plak. Eskide plak vardı. Ondan sonra abi böyle bir şey ya. Flaş bellek yani. Bakın bir şey. Plak. Konuşmuyor. Taktık radyoya işte onu çalana. Siyah bir plak yani çalıyor. Nutka gelmiş diyor. Söylettirir diyor. Der ki la ilahe illallah. Var ya. Şimdi ortam cihaz. Dima CD takı verdik çalışıyor işte. Kim? Telefonla kim konuşuyor? Şimdi mesela kalp telefon insan gibi konuşmuyor mu? Kalp telefonu diyor abi sen. Ama insan evet, değil. Kalp telefonu diyor usta. Bu telefon insan gibi konuşmuyor mu? Ama insan değil. Şimdi şöyle bir misal vereyim haşirle alakalı. Telefonunuza tanımadığınız bir garip numara düşse. 00 bilmem 73. Sonra bilmem ne, Şili'ymiş, Brezilya'ymış, Arjantin'miş yani. Bilmiyorsun sonra. Oradan çaldı. Çaldı. Alo dediniz, konuşmaya başladınız. Tanımadığın bir memlekette, tanımadığın bir numaradan, tanımadığın bir adamla konuşsan, onun varlığından şüphe eder misin? Konuşuyorum ama adam yok aslında. Soru soruyorum, doğru cevap veriyorum. He? Yok. Yani var değil mi? Ya siz kimsiniz? Beni tanımazsınız ama ben işte ettim rastgele, geldi, tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Soruna cevap veriyor. Ya siz nasılsınız? Ben deyim, elhamdülillah diyorsun. Efendim? Şimdi bu tanımadığım memlekette, tanımadığım bir numaradan, tanımadığım bir memlekete girdin. Numaradan, memlekete girdin, dikkat et. Numaradan, yani bundan giriyorum. Buna giriyorum. Tanımadığım bir numaradan, tanımadığım bir memlekete girdim. Tanımadığım memleketin adamına girdim. Tamam. O benle konuşuyor mu? Konuşuyor. Hangi zeminde konuşuyor? Bu zeminde. Babi. Şüphe eder misin onun varlığından? Aynen bunun gibi. Telefon kutusu beden. Bunun yapısı, sistemi, işlevi, ruhu benim, bunun programı benim ruhum. Şimdi bu ruhta da birisi konuşuyor. Tanımadığım bir memlekette, tanımadığım bir frekansla, tanımadığım bir memlekette, tanımadığım bir lisanla konuşuyor. Ne var? Beka istiyormuş. Ne istiyorsun?
Beka, beka, Allah Allah. Birisi bu zeminde, bu zeminde benimle konuşuyor. Evet, sonsuzluk bir anda. Hepinizde yok mu bu? Peki, bu sesi bu ruh zemininde duyduktan sonra, bu sesin duyduktan sonra, bu sesin kaynağına şüphe eder misin? Adamın sesini duyuyor. Adamdan şüphe eder misin varlığından? Görmedim ama. Sif sesiyle vardır bu adam. Ahiret bizim ruh aynamızda konuşuyor. O konuşmadan dolayı ona şüphe etmediğin gibi bunda da etmiyorsun. O ses dalgası, bu his ise sesin enerjiye dönüşmüş daha batın tarafı. His. Beka, aşkı beka. Aşk ebediyet. Ruhta birisi konuşuyor senin. Konuşmuyor mu? Ölmek istemiyorsun. Bunu yap diyor. Sana rağmen fikirler üretiliyor mu? Ya kan diyor. Hayır yapma diyor. Tamam. Hayır hayır. Niye hayır hayır? Ya kadını diyor ıslattın diyor. Arabayı onunla yüzler giderken dedi. Suyu sıçrattın. Bak kim konuşuyor? Söyleyeyim mi Allah aşkına ya? Ben de mi kafayı oynattım? Arabayla gidiyorsun. Camdan bir baktın şırt. Ne yapayım canım yani belediye yapmadı kuyuyu. Orada suyu toplandı. Kadın da oradan geçiyordu. İraden var mı? Yok. Ben bu kadını tanıdım mı? Tanımadım. Ne yapayım? Benim suçum var mı? İrade ihtiyacım. Bakarsan kanun itibariyle suçum yok. Ama şak diye şey yaptın. Öyle bir baktık. Böylesin. Vicdanın rahatsız olur mu olmaz mı? Kim o zaman konuşan seninle yanlış yaptın diye? Rahatsızlık demek yanlış yaptın demektir. Bunların içerisinde gene sen kontrol edeceksin. Yani yavaş gidecektin. Şunu da demek istiyorum. Vicdan sesi yok mu? Ve vicdansız adam demiyorlar mı? Demiyor mu? Vicdan seni rahatsız ediyor mu etmiyor mu? O konuşmak değil mi? Kim biliyor musun o? Onun duygusu vicdan aynasında ses yapıyor. Yazıklar olsun sana dedi. Niye beni bu hale getirdin? Onun da, onun aniden yani numaramızı bilmeden bu o çalışan şu. Numarayla konuşmuyorlar. Frekansa girdin mi tak diye giriyorlar. Onun masumiyeti nispetten için yanarsın. O aslında konuştu sana telefonu. Hemen el freni çekiyorsun. Duruyor, iniyorsun. Ya bacım ya kusura bakma. Ya hakikaten özür dilerim. Hani ister lütfen şey yapmayın. Şu parayla kuru temizlemeye şey yaparsınız. Affedin beni, hakkınızı helal edin. Biz de yaptık. İzmir'de değil mi? Evet. Araba nasıl evet dedi? Arabanın sepetini kırdım. Çarşı sepetini. Çarşı sepetini çarşıya böyle tutmuş gidiyor ya. Tıngırtı. Hakikaten şey yani. Langur lungur da Dolun gidiyor kadın. Dolun ortasına atmış onu. Burada, şey burada böyle yürüyor. Yanda ha yani yandan gidiyor. Arabayı tamam olsun. Arabanın üzerine geçtik biz. Ne yaptık? Ödedik evet. mi? Çekip gidemez miydik? Biz arabadayız. Evet. Yaşlı bir kadın. Hadi ödeyin bakalım de. İstersen ödeme. Kadından mı korkuyoruz? Hayır. Bu bizi yakar, öldürür. Ona rağmen yaptı yani parayı vermiyor onu. Evet. Parayı verdiğimiz halde gene yaptı. Kim konuştu peki? Kadının duygusu. Kardeş birbirimize konuşuyoruz da farkında değil miyiz? Ağaçtan acayip bir hali ha? Bir meyve koparıldığında diğer meyveler onun firakını hisseder diyor ya. Yani. Hissediyor. Düşmesinde firak azabı çekiyormuş. Allah Allah. Mesela buna ait bir misal vereyim. İslam hukukunda balta ile ağzı, baltanın ağzı ile ormana girmeyiniz. Sarın diyor. La ne anlar ya kereste ne anlar baltadan? Sen ancak içmekten anlarsın. Balta de. He? Odun de. Evet. Anlamayan odun bile olamamış. Sırı oradan keserken onun yanında kesme diyor. Git onu öteki tarafa götür. Bağla bir şey yap. Gösterme. Hissi maaş var. Kardeş. Peki, abi nasıl onlar ya? Senin o sıçrattığın kadına kim yaktı seni? Konuştular mı, konuşmadılar mı? Geri dön, içimize geri dön, yap onu, ver hakkını, onun git hakkını helal ettir. Kul hakkına gitti, senin içinde yakan güç, bir ses yok mu? Ses duyuyorum demiyor musun? Bir de, abi nasıl ses? La kardeşim. Ses mi var kafada? Hadi dışarıdaki ses tamam. Sessiz alemde, odada, sessiz kafada konuşuyorlar rüyada. Nereden konuşuyorlar? Buraya mı geldiler? Ben mi oraya gittim?
Oradan mı frekans geldi? Ben mi bu kanalı açtım? Ama bilmiyorum ama birileri konuşuyor. Bana dediler ki mesela bir hafta önce. İlmi dalaletten kurtaran hatırlarsınız hep derdim. Hatırlar mısınız? Neydi abim? Sadaka. Diyordum. Ha, sonra dediler ki bana yanlış diyorsun demek istedi. Şimdi öyle değil de bana de. Şimdi ders yapıyor birisi. Diyor ki bak ilmin kıblesi bazı kardeşlerimiz diyor ki sadakattır. Olmaz diyor. Batıla da sadakat olur. Doğru bir sadakat. Ben de hemen düzelttim. Doğru ihlas. Doğru ihlas. Batılda da ihlas var diyor. Kim konuştu peki? Yatıyorum. Arabada mesela. Doktorum geldi. Abi niye böyle yapmıyorsun bana? Uyandım. Baktım arabadayım. Araba sürüyor. Ben dedim tamam doktorum inşallah geldiğim zaman. Şimdi uyanık. Etraftakiler tamam doktorum geldiğim zaman. Doktor yok ki arabada diyorlar hemen. Bu, oradaydım. Buraya geldim. Karıştırdım. Sanki yani demiş gibi tamam doktorum diye. Yani burada söylediğin şey soruya ben buradan cevap veriyorum. Bir tuhaf ya. Yani hepten acayip. Ahiret aynı böyle. Vefat etti. Uyudu. Uyku ölümü yarım kardeş ya. Aa kim konuşuyor? Böyle işte. Sana bana doğru sadakat söyle dediler ya. Hani münker mekir o işte. Düzelt onu ya dedi. Arkadaşlar uyuduğumuz zaman ölüyoruz. Gömülüyoruz ya. Hadi biraz daha. La ilahe illallah kelime-i kutsiyesidir. Bununla kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Şimdi giriyoruz. Bununla kalbi söylettirmek, söylemek ona ait. Ruh işlemek. Yani bir kız çeyizini işler, patiskasını. Bir çiftçi tarlasını işler. Bir sanatkar sanatını işler. Bir doktor sanatını icra eder. Demek ki ruhu, kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek. Giriyoruz. Şimdi bu aynada da nakış diyor ya abi. Şeyde insan penceresinde aynada esmanın nakışı diyor. Yani mesela aynada nasıl nakış olabilir ki? Yani bu şey değil ki diyorsun. Hayır, ben cisimde yapıştık. Ya, Orlondaki örülsün. Nasıl cisma, şeyde insanda nakış olur? Bu şeyi olarak yani ruhu makesi olarak değil de mazhar olarak düşünürsek anca nakış olur. Burada da ruhun işlettirmesi mazhar olması gibi. Evet. Ruh aynasında mazhariyet gibi. Ruh aynasında. Ruh ayna ise aşağıdaki soru gibi. Ruh aynadır, asıl gibi düşündü. Yani mesela güneş aynadır. Ne aydır ne gayrıdır ama güneş değildir ama değildir ama oradaki dönüşümler ve değişimler aynadaki yukarıdakine bağlı. Aşağıdaki güneş, yukarıdaki güneş hem aynıdır hem gayrıdır ama aşağıdaki güneş de tepedeki güneşi değiştiremiyorsun. Tepedeki güneş de bu güneşi değiştirebiliyorsun. Bu ayna meselesinde çok kafamı karıştırıyoruz da o yüzden... Hangi ayna meselesi? Bir daha söyle. Bu, o zaman karıştırıyorum. Bir daha ciddi dinleyin. Şimdi ayna olarak düşünüyoruz ya abi. Mesela ruh aynası, insan aynası diyor. 31. pencerede. İnsan aynası. İnsan aynası diyor orada abi. Enfüsüdür diyor burası, bu kısım. Orada Esma'nın nakışından bahsediyor abi. Esma'nın cilve, cemal, nakış, sanat. Nakışından bahsediyor. Yani dedim ki al ya kendi kendime sorup duruyorum. Aynada nakış nasıl olabilir ki? Aynadır. Sonra o latif nüktelerdeki şey geldi abi aklıma. Üstad İbn Arabi'nin şeyini anlatırken makes ve mazhar olmasından bahsediyor aynanın. Bu ruhun noktası hem makes hem mazhar. Mazhar olayını bir şey yapmıyoruz yani tefekkür etmiyoruz. Sadece normal bir ayna gibi düşündüğümüzden kafamız onunla harici bir tutuyoruz abi. Aynanın mazharlı kısmını tefekkür etmiyoruz yani. Nakış orada olması lazım. Yoksa dediğiniz gibi dantel bir nakıştır mesela. Ama aynada dantel olmaz ki. Ayna aynadır. Sadece bir tecelli var. Şunu demek mi istiyorsun?
Bu ayna lahata. Gözüktüm. Çekildim. Burada bir şey kalır mı? Yok abi. Ha, ruh aynası öyle değil. O aynada karşı işleniyor. İşlettirme var abi. Şuur var yani. Şuur. Ha, bak şimdi. Çekirdek abi. Burada suret var. Tamam mı? Ruh aynası işe gel gözüken onu işliyor. Dönüştürüyor. Bazen dönüştürerek değiştiriyor. Bazen dönüşmeden değiştiriyor. Hem dönüşüyor hem değiştiriyor. Yani ruh aynası derken ismi ayna. Sırf böyle sureti gösteren değil. Orada aynı zamanda inşa ediliyor. Bir tuhaf da sana söyleyeyim. Şimdi aynaya baktın. Tamam mı? Bununla kendin. Öyle bir ayna ki baktığın yer o seni değiştiriyor. Timsal misal örneğinde düşün. Timsal misal örneğinde. Bazen buna bakarken ben onu değiştirmem gerekirken o beni değiştiriyor. Sendeki hatayı göstermekle. Evet. Veya hatanın dışında gönderdiği sinyalle. Mesela kadın üzerine ipislak oldu mu su sıçrattık arabayla? Evet. Peki o su aynasında kadın beni ne inşa etti? Ruhumu, vicdanımı yumuşattı. Oysa birisine gidiyordum dövmeye. Oysa gidiyordum birisine çakmaya. Yani tek yönlü çalışıyor aynada. Ayna devamlı mazardır. Tam aynadır. Karşısındakini gösterir, tanımlar. Beni inşa edemez. Bana katkısı yok bu konuda. Hazreti Ömer o zaman abi Kur'an etkilediği kadar kardeşi de etkiledi. Bir dakika, Hazreti Ömer'i? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldürmek için gidiyor ya. Evet. Derken kız kardeşinin evine uğruyor ya. Orada Kur'an okurken hani orada değişiyor ya şey. Evet. Hem yani Kur'an değiştirdiği gibi Kur'an'ı dinliyor. Kardeşi de müdahale ediyor demek ki ruhuna. Evet ediyor. Ona ya. Acıyor, şefkat ediyor abisine. Ondan sonra yumuşuyor demek ki abi. Yumuşuyor. O şekilde doluyor. Yani. Evet. Yani ayna sırf gösterip yansıtan değil, aynı zamanda muhatap olduğu, karşı karşıya kaldığı kişi ikilemde gidip gelmeler var. Yani bu beni, ben de bunu değiştirebiliyor. Aynayı ben değiştiremem, lavabodaki aynayı. Ayna da beni değiştiremez. Ama bu aynada öyle değil. Ruh aynasında ruhla karşısı. Mesela Allah diyelim, ruhun aynasını. Allah beni değiştirip dönüştürüyor. Ben de Allah'ın nazarını, Allah'ın benim hakkımdaki şeyini değiştiriyorum. Nasıl? Rahmetini celbediyorum. Öyle bir davranış yapıyorum ki Allah hükmünü değiştiriyor. Allah değiştiriyor yani, benim hakkımdaki kanaatini değiştiriyor. Adam diyor ki mesela Musa Aleyhisselam Hazretleri, Musa Aleyhisselam ama bu peygamber, sen adam bir adam değil. Ey filane dedi. Allah'tan vahiy aldım dedi. Ben peygamberim dedi. Peygamberim. Sen dedi boşuna namaz kılma, şey, ibadet yapma. Bir menkıbe işte ne kadar doğruluk varsa. Biraz şey kokuyor bunda ama hani bir şey hakikat almak için. Yani Allah öyle demez yani. Ben razı değilim onda. Demez yani böyle. Gerçi böyle batıl, böyle yanlış şeyleri de misal vermemek lazım ama bilmiyorum yanlış mı doğru mu ama sonra adam dedi önemli. Başka çarem yok ki dedi. Ben Rabbim dedi. Yani biraz daha merhametli gibi gözüküyor. Ben başkanım ister kabul etsin isterim. Ben o benim Rabbim diyor. Beni kabul etsin, sizin için ibadet yapmıyorum. Sonra hemen hükmünü değiştiriyor mesela Allah. Abi hani buraya adetullah değişiyor desek, hani Allah'ın hükmü değişiyor deyince Allah hani bir şey bilmiyormuş da öğrenmiş gibi oldu. Hayır hayır. Yani esma ve sıfat. Evet evet. Yanlış anlamayın da abi. Hani yanlış anlaşılmasın. Yok yok, doğru söylüyorsun. Ama Allah deyince biz hemen zatı anlıyoruz. Esmadaki Allah, sıfattaki Allah, şuunattaki Allah, zat. Bu bizim hep konuştuğumuz buradaki Allah. Yani esmadaki Allah. O da adetullah, sünnetullah vesaire. Yani biz bir güzel bir amel ediyoruz, Allah'ın hoşuna gidiyor. Demiyor musun? Evet. Allah'ın rahmetini cebediyorsun. Mesela ağaç dikiyoruz, Allah'ın rahmeti cebediyor, yağmur geliyor. Biz bir sadaka veriyoruz, hükmünü değiştiriyoruz. Bizim hakkımızdaki hükmünü değiştiriyoruz sadakayla. Hastalık, bela, musibet kalkıyor. Adetullah değil mi? Yani
Ayna, iki ayna birbirine geçişler var. Peki. Bu şeydeki ruhu işlettirmekteki kısım cismaniyet mi oluyor işte abi? Gireyim biraz daha. Tamam abi. Kopmayın. He. Hayvaniyetten çıkmak, cismaniyeti bırakmak, kalp ve ruhun derece hayatına girmek lazımmış. Üçünü topladım bir araya. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına girmek. Nasıl ki maziyi müstakbele taşıyan kuru bir çekirdek, kuru bir çekirdek var ya, ne diyeceksin sen? Bir şey mi diyeceksin? Buradaki cismaniyet bizim cismaniyet değil herhalde, değil mi? O üstadın dediği cismaniyet daha fiziksel aleme bakıyor herhalde, öyle mi? Yok, yani böyle biz bizim... iyi olarak bahsediyoruz, o cismaniyet... Arştan bu bedene kadarki bütün sürecin bütünlüğü. Devam. Nasıl ki maziyi müstakbele taşıyan kuru bir çekirdek... Başka? Ya nasıl taşıyor kuru bir çekirdek? Mazi müstakbele taşıyor. Ölü bir çekirdek. Hayatı taşıyor. Kendisi ölüyor. Hayatın üktesi var. Ükte-i hayatiye var. Hayat duymuşsun. Bir kuvve var. Evet, bir kuvve. Ama var. Sonra başka, insanın mazisini, ceddini, geleceğine, nesline taşıyan suyunu düşün. Örnekler veriyorum. Sperma. Bak bir daha. İnsanın mazisini, mesela benim ceddim, mesela benim çocuğum, bakıyorum dedeme benzemiş. Veya amcama benzemiş. Çocuk amcaya benzer diyor. Çocuk dayıya benzer diyor. Ama benden çıkmış. İnsanın mazisini, ceddini, geleceğine, nesline taşıyan suyunu düşün dedik. Bir çekirdek verdik bu su. Başka? Organların yapısından haber veren idrar ve gaytasını düşünün. Doktor bunu istiyor mesela. İdrar ve gaytanı ver. Bu aslında bütün her şeyini öğrenirsin, DNA'sını bile. Organların yapısından, organın yapısını haber veren idrar ve gaytasını. Başka? Yağlıları çıkarmak için zeytinyağı sabununu düşün. Kendisi yağdır, yağları yok ediyor. Zeytinyağıyla yapılan sabun yağları ortadan kaldırıyor. Kendisi yağ. Televizyon, radyo ve cep telefonunda nasıl ki çeşit çeşit sesler, suretlerin çıkması, tek bir şey çıkmıyor mesela bu telefondan. Cismaniyet de böyledir. Buradayken diğer nihayetsiz alemleri burada tezahür etmiş gibi. Yani bu alemler cem olmuş. Hakikatına cismaniyet deniliyor. Yani cismaniyeti tanımladık, ne yaptık? Ağaçtan ta atom mu dahi içine alan alemlerin cem edildiği zeminsiz zemin. Bütünlük, cismaniyet. Görülmesi bedenseldir. Devam edeyim. Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet hayatları, yaşamları sokabilir. İnsan mesela hayaline, düşüncesine nihayetsiz hayalleri, nihayetsiz düşünceleri sokabilir. Çıkarabilirsin. Hem oradan da bir şey eksilmezmiş. Eksilir mi? Mesela hayalimi gittim resmettim. Eksilmez. Yani çok ilginçtir. Aynaya bakarsınız, gözükürsünüz. Çekilin, kaybolursunuz. Ruh aynasında bakan bitmiştir, oradadır. Bu kaybolsa bile. Yani ayna demesi bizim anlayacağımız anlamda değil, değil. Aslında ayna, üstadın anladığı anlamda bir kelime yok aslında, değil mi? Bizim anlayacağımız seviyede en yakın anlamını kullanıyor. Evet, aynı, doğru. Yani. En yakın anlamını kullanıyor. O yüzden şey yapıyor, şaşırıyor. Aynayla, maddi aynayı bir yakınlaştırmaya kalkınca o yüzden biraz sorun çıkıyor. Şey biraz daha belki açıklayıcı olabilir abi bize. Teknolojik ayna diyemiyoruz belki. Bu cep telefonu ya da kamera var ya abi şimdi sizin bilgisayarın üstünde. Ha, onu ayna diyor yani. Onu mesela görüntüyü açıp oraya bakarak tıraş olabiliriz. Yani ayna vazifesi görür. Aynı zamanda hard diske de geçiyor. Yani çekilsek de hard diske kaldı artık o. Şey, evet doğru. Mesela ben geri giderken hepimiz de aynaya bakıp gideriz. İyi, ama geriye bakmayız. Oysa ileriye bakıyoruz. Şoförüz. İleriye bakıyoruz. Dikiz aynasına bakıp gidiyoruz. Sağa sola baksak bile ileriye bakıyoruz.
Hiç böyle dönüp de arkaya, koltuğa böyle yapamam. Yani ileriye bakarken geriyi görüyoruz. Başka, çok ilginç ya, bir de okuyayım buraya, çok hoşuma gitti. Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet hayatları, hayat ha, resimleri değil. Nihayetsiz olacak herhalde. Nihayet hayatları, evet olabilir. Yaşamları sokabilir, çıkarabilirsin. Hem oradan da bir şey eksilmez. Başka? Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelmez. Ağızdan zahirden çıkan kelamın insanı taşıması, hem tafun etmiş, kokuşmuş etten yeni hayvanların çıkması gibi. Hiç ondan benzemez. Et, sığır. Sığırın derisi. Kokuşmuş, sinek çıkıyor. Bu neyi gösteriyor? O deride nihayetsiz hayat meratibi var. O galip olunca ortaya çıktı. Şu anda semada bir sürü yıldızlar var. Ama bulutlu olması, güneşin var olması onu kapatıyor ama olmamasını göstermiyor. Hayvanın derisinden kurt çıkıyor. Sinek çıkıyor. Bakteri çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Olmayan bir şey mi? Hayır, orada vardı hepsi. Hayat bir yere girerse bütün alem oraya girmiştir. 18 bin alem. Hangisi galipse o ortaya çıkıyor. Bizde bütün hastalık mikropları var. Hepsi var. Ne zamana kadar? Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar değil. Kıyamete kadar ne varsa hepsi. Yani ağacın çekirdekten ağaç çıktı. Ama fidan daha. Kart bir ağaç olmadı 30 sene sonraki hali yok. Ama çekirdekte 30 sene en son hali de var. Şu anda biz çekirdeğiz. Kıyamete kadar gelebilecek bütün hastalık şeyleri hepsi bizde var. Mesela bir tanesinin üstünü örttün mü ötekisi çıkıyor. Eskiden korkunç veremdi. Kanser o kadar şey değildi. Onunla hop patır patır insan gidiyordu. Onu çözdüler şimdi kanser çıktı. Yani onu da örtenler başka bir şey fırlayacak yani. Alttan bir şey çıkacak. Onu örtmenin bir dili yani. Başka? Ama çok antikaya bak. Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelmez. Mesela ben bir şey söyledim. Ama benim benden size gelen kelime benden kopuk değil. Yani hala ben onu besliyorum. Güneş misaline benziyor. Evet. Fotonları. Hala var o arkada. Yani ayna olmak, mesela kelam da aynadır. Onda ben varım. Ben gözüküyorum. Kelam aynasında diyor Üstad. İnsan fikriyatı gözüküyor. Kelam aynı olur mu ya, konuşma aynı? Oluyormuş. Ne biçim şey ya bu şey? Nefes alma bile oluyor. Evet. Muhtemelde nefes alma. Üfürme bile. Yani kopukluk yok abi. Hiçbir şey yok. Hepsi birbirine bağlı. Hepsi ya, bevver kendisi. O ipten yolu buldun mu gidiyorsun. Evet, iz takip edeceksin. Mesela ahirete bir iz bulduk. Mesela diyelim ki öpte başına koy. Yani şöyle diyor ustalar. Bir saraya bir kapıyla girildi mi? Ama şeytan 99 açık kapı olsa bir tane kapalı olsa onu gösterir. Kardeşim sorun girmek mi saraya? Bir tane açık mı 99 kapalı da yoksa? Seni ilgilendirmez. Girdin sen. Şimdi ahirete ait bir saraydır. Ona dedik ki bilmediğin bir numaradan, bilmediğin bir devletten, bilmediğin bir adam sana telefon etse, şaşırıp etse, sonra başladın sohbet etmeye, dost olmaya. O adam konuşurken doğru doğru cevap ver, sana bir şeyler derken, seni düşündürürken, sen onun acaba konuşur mu, acaba böyle dünyada bir varlık mı, bu hayal midir, cin midir, in midir, nedir der misin, demez. Ha, o bir sestir ya, sesten adamın varlığına kesinlik var. Senin ise ruh aynasını bir şey anlatmak için anlatıyorum. Daha önce anlattım ama. Ruh aynasında meyil var. Sesten daha kaliteli. Fikir var. Fikir zaten kendisini kelam olarak gösteriyor. Kelam dışa vuruşu. Aslı bende. Ruh aynasında kelam var. His var. Meyil var. İhtiyaç var. İhtiyaç var. İncizap var. Cezbe var. Ezber söylemedim. 6 tane. Ahiret gözüküyor. Ahirette benimle konuşuyor. Şimdi
Bununla ben ahirete girdim mi girmedim mi? Böyle bir yer var. Niye? Çünkü benimle konuşuyor. Benimle konuşuyor. Ha, bir sesle adama girdim. Şili'deymiş adam. Nereden arıyorsunuz? Şili'de. Vay be. Öyle birisine denk gelmiştim ben. Amerika'da birisi. Türkçe'yi iyi biliyor. Böyle eski de ey gidi ya. Eski şey. O şey yazı yazıyorsun ya. Yahudi. Yahudi. Sonra konuştuk çok güzel. Mantık kullandıkça seninle bundan sonra arkadaşlık yapmıyorum diye kesti. Bir de giriyorsun ya bir ahirete. O adamın mesela kelamıyla. Belki onun söylediği kelamdan daha da kaliteli bir ahirete giriyorsun. Çünkü niye kaliteli? Adamın sif sesiyle ses aynadır. Sen konuştun ya biraz önce. Sesin gelmedi mi bana? O ses aynasında diman var. Kalbin var, ruhun var. Yok mu? Vallahi. Ama bu kadar ya, kelam aynadır. Oysa ruh aynası, ruh aynası, kelam aynasında ne kadar kaliteli? Meyil var, ihtiyaç var, iştiyak var, incizap var, kelam var, kesb var. Bunlar hepsi konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Kendi lisanıyla kendi alemini ifade ediyor. Aşk-ı beka var bende. Onun ifadesi. Sonsuzluk var. Doymamazlık var. Vicdan azabı var. Öyle bir hesabı anlatıyor bana. Vicdan azabı, ahiretteki hesabın simgesi. Ben öyle dedim. O Hasan kardeş dedi, nükkan mekiri buraya getirdin dedi. Abi dedim, haşir meydanın küçük bir provası ve haşir meydanki hesabın küçük bir numunesi nedir insanda? Vicdan. Nükenneki neymiş ki? Hesabı vicdan çekiyor şimdi zaten. Senin hatada döndüren, hatanı telafi ettiren kimdir? Mahkeme-i Kübra. Onun simgesi. Ne vicdan? Yapmada göreyim hadi. Hakan. Ya, vicdan yakıyor. Peki şurayı da okuyayım. Bu çok güzel bir şeydi. Haşir ispat ediyorum. Bak bir de okuyayım. Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelmez. Gelemez. Ağızdan zahirde çıkan kelamın insanı taşıması, insanı taşıyor. Veya hem tafun etmiş, kokmuş etten yeni yeni hayvanların çıkması. Devam edeyim. Cismaniyetin nihayet hududu cenneti içine alıyor. Öf. Cenneti de içine almış. Cismaniyet ne olur ya, sakın ha. Gözü, hani sakın ha. Atom zannetmeyelim, şekil zannetmeyelim. Şekil de var, atom da var, beden de var, hissiyat da var. Bütünlük. Adeta mekansız mekan gibi bir şey ya. Arşa koy. Arşa koy böyle elini. Arş, cennet, cehennem. Sonra daire hayat, daire ilim, daire ilim, daire hayat, kürs, lef-i mahfe ispat. Yedi kat sema, ondan sonra alemi berza, sonra alemi şehadet. Bunlar hepsinin cemi, camül ezdadı, cismaniyet. Kısıtlama yok yani abi, serbest. Yok. Acayip bir, hep bir, her şey her yerde. Hiçbir şey hiçbir yerde sabit yok. Kâh mesela, diyelim ki senin kafanda bir fikir yok mu benim hakkımda? Kalbinde de bir muhabbet var. Bak orada fikir var, orada muhabbet var. Ruhta bir cesp var. Gördüğün zaman rahatlama var. Yani herkesin, herkese, mesela ben Hakan'ı gördüğüm zaman, sokakta gördüğümde adamla sen bir misin mesela? Gördüğüm zaman öyle içimiz açılıyor değil mi? Veya birisini gördüğüm zaman moralimiz bozuluyor. Yani fikir var ben, senin bendeki. Kalpte var karşılığı, ruhta var bende karşılığı. İtikadımda var, imanımda var, dava anlayışımda var. Her şey yerlerde. Ondandır ki ben nereden konuşuyorsam sizin o tarafınızı aktif ederim. Konuştuklarım dimağda ise, hele ezberlemişim, bir sele yazmışsam, çizmişsem, yani kalbinize hitap edemem. Eğer ben enfus etmişsem, taşınmışsam ben o manaya, oradan buradan söylüyorsam senin o tarafını uyandırıyorum. Buradan konuşuyorsam senin oranı. Buradan konuşuyorsam senin oranı. Ruhumdan konuşuyorsam ruhunu. Mesela
ben fikir değil bu şey. Telefonda konuşan adamdan şüphe etmediğin gibi, ruhta konuşan, ahiretten de inanç olarak değil. Bende kesinlik var yani. Fikir boyutunu da bitirmiş. İşte o abi, mübin ya, vicdanınızdan ses geliyor. Evet. Tamam, bu sesi hissettim ama onu kitab-ı mübine getirip şehadet yapmak lazım. O evet. Atoma şey yapmak lazım yani. Konuş Harun abi. Nasıl çaktın? İmam-ı bini, kitab-ı mübini nasıl dönüştüreceksin? Yani bir derste demiştik değil mi? Ağzımızdan böyle şey olmuyor. İmam-ı binle kitab-ı mübin eşit olan vahiy direk alır. Çünkü aradığın zatı aradığın zattan soruyorsun o zaman. Yani onun ne kadar denk gelirse harika işte öyle oluyor. Aradığını aradığından soruyorsun. Aradığını aradığına soruyorsun. Ben seni arıyordum. O da diyor ki neyimi arıyordum? Aradığını buluyorsun, aradığını aradığına soruyorsun. Aradığın hakkında ne bilgilerin varsa soruyorsun. Beni adam arıyor. Beni arıyor aylarca, senelerce. Görüşeceğiz psikoloji. Tamam, beni buluyor. Bulmak yetmiyor. Beni bulduktan sonra bende bulması gerekenleri bulmayı benden öğreniyor. Abi seni bulmuşken, şimdi sende bulmam gerekenleri var. Allah'ı bulmak netice değil. Allah, bulduğumuz zattan bulmamız gerekenleri bulmamız lazım. Ya, aradığımız şeyi aradığımız zata sormalıyız. Allah'ı bulmak ayrı bir şeydir. Aradığını bulmak ayrı bambaşka bir şeydir. Ne oldu şimdi? Musa Aleyhisselam dedi abi, ne isteyin diyor Cenab-ı Hak da. Hamber. He? Beni iste diyor. Ha şey, yok Ahmet bin Hamber. Böyle Allah'a hakikaten aferin komutanım, bugün çok güzel dedin ya. O iyi bir hatırlattın, onu tazeleyelim. Fıkıh-ı Ekber'de işte diyor. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Hanbeli mezhebinin kurucusu. 1 milyon hadisin ravisi. Allah'ı gördüm dedi. Herkes görüyor da farkında değil Allah. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş, kulağa indirgemiş. Kulakla gördüğünle gözle gördüğün aynı mı? Burunla gördüğün aynı mı? Vicdana ne var diş kabında? İrade. Marif, ibadetullah. Zihin, marifetullah. His, muhabbetullah. Latife-i Rabbani, müşahedetullah. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Veya derstesin. Derste harika bir alet yok mu? Latife-i Rabbani, Allah'ın seyrettiğini gösteriyor. Çünkü hazır olmasan, olmasa huzur olmaz sende. Hazırın huzurudur. İşte o biraz da ileri tabii. O bir düşük seviye ya. Allah'ı gördüm. Ya Ahmet, benden ne istiyorsun dedi. Şaşırdım dedi. Sonra devam etti. Ya Ahmet, benden bir şey isteme. Sanki oyun ha, oyun oynuyoruz şimdi. Sen benden bir şey isteme. Sen beni iste. Zira benden istediğin şey ben değilim. Bendendir. Onun için usta diyor ki, kadını kadın yapan kalptir. Kadından bir şey istersen bedenini istersin. Ama kadın değildir o. Bedenine mukabil bedenini vermesidir. Ama kalbine mukabil kalp veriyor. Bambaşka bir şeydir. Sokaktaki kadınla evdeki helaliniz aynı mı? O da cisim, o da cisim. Ama evdeki de var olan sokakta yoktur. Kalbi yok. Tuvalet gibi ötekisi. Benden beni isterken abi. Anladın mı yani bir şey? Ustad işaret edeceğiz de diyor. Kalbe mukabil kalptir diyor. Niye sokaktakiyle evdekin mi öyle? Çünkü kalbi yok orada. Orada yok, kendisi yok. Elbisesi orada. Allah Allah. Tuhaf değil mi? Peki, şurayı bitirelim ki sen... Bir şey isteseydi ne isterdi abi? He? Ahmet bin Hanbel mesela bir şey isteyecek ya. Vallahi. Ne isterdi? Mesela X şeyi istedi diye. Mesela Rıza İlahi istedi. Gene Allah değil kendisi. Tövbe. Rıza İlahi Allah'ın kendisi, evet. Ama o istediği şeyle de ona varmak için istedi. Evet. Ama direkt beni istedi. Onun için şey oldu. Cevap veremedi bu sefer. Benden beni iste. O ben ne abi? O ben, anladığımız ben yani nasıl? Kur'an'da o geçiyor. Bizim anladığımız gibi bir cevap en değil Allah. Yani. Musa, en Allah. He. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi senden soruyorlar. Kimdir bu Rabbim? Ben ne diyeyim? De ki ben Allah'ım.
en Allah. Biz onu anladığımız gibi değil yani abi. Bu iş. Değil, değil tabii. Allah'ı bulmak ayrı bir şeydir. Allah'tan bulacağını bulmak ayrı. Ama Allah... Evet, o Allah... işte. Evet, o işte. Benden beni iste. Benden beni iste. Ama doğru kullandık tane. O zaman beni tanır. Yani aradığımızı aradığımız zatta sormalıyız. Onda var çünkü. Abi buyur kardeşim. Buyur Yasin. Abi seni bulmuşken. Ha beni buldun. Bir. Koy kenara. Benim. Ha bana bu konuda ne vereceksin? Ne önereceksin? Benden alacağın başka bir şey ben değil o. Bendeki sensin o. Ben de seçiyorum. Bunu deme, bunu deme, bunu deme, bunu de. Yani aynı soru İrfan sorsun. Bunu deme, bunu deme, bunu deme sana yapmıştım. İrfan'a bunu deme, bunu deme, bunu deme, bunu de. Ayna değişti. Ayna değişti abi son. Aynalar tabii değişir. O için dedi ya Değer Hoca. Ya içine girsem de senin Rabbin nasıl bir Rab dedi ya. Allah Allah. Çünkü kürsüye çıkıyor. Böyle cehennemle tehdit ediyor. Yapma diyorum. Eski hoca şey ya 86 yaşında. Namaz kıldıracak tehdit ediyor. Bilmem ne yapıyor tehdit ediyor. Yapma dedim ya. Ya ben sen miyim dedi ya. Biz ne yapacağız dedi. Başka ne anlatıyorsun? Ben de sevdirebildikçe yapamıyor. Öyle fırsatım var. Yani yapamam yani. Ama cehennemde bahsedeceksem hemen şunu koyuyorum önüne arkana. Benim fırsatım değil, benim mesleğim de değil ama şu anda bunu anlatmak zorundayım tamam mı? diye. Ama ötekisinde ruhumdan söylüyorum diyorum. Bunu dilimden söylüyorum. Naklediyorum. Aynen. Rab işte. De Rab bitirelim şurayı. He abi. Aradığımız bizim kendimizde uyandırdıklarımız mı? Aradığımız bizde uyandırdıklarımızla almamız gerekenler. Aradığımızı bizde uyandırıyoruz. Uyandırılanlar surettir. Hakikat onda. Onu izle. İşte o buldu şimdi. O buldu. Ben uyandırabildiğime mi muhatap olacağım yoksa o... Aynı oluyor işte. Yani aynı aile bakanla bakılan aynı oluyor o zaman. Onun akrabiyeti bize yani, inkişaf eder. Yani akrabiyeti inkişaf ettikçe sen onu değiştiriyorsun, o da seni değiştiriyor. Nasıl seni değiştiriyor? Allah senin hakkındaki hükmünü değiştiriyor. Sadaka hükmünü değiştiriyor. Tefekkür hükmünü değiştiriyor. Psikolojide bunu kullanıyorum. O zaman aradığımızdan sormaktan daha üst bir makam var. Onu istedik. Onun için arıyoruz işte. Onun için o işte. Mesela bak Allah'ı buldun. Ahmet. Allah'ı buldu mu? Allah'ı buldu. Buldu mu? Aradığını... Aradıyor. Allah'ı arıyordu. Bu Allah'ı buldu. Ama Allah'ta bulması gerekeni bulmamıştır. Şimdi onu... Onu iste dedi şimdi. Onu iste dedi. O da beni iste. Ben ne işte abi orada? Evet. İşte nedir o? Şu. Peygamber Allah'ı nasıl gördü? Şöyle diyeyim. Şurası... Kırmızı boya, mavi boya, boya depoları düşün. Kutuları. Tamam mı? Kutuları. Şu anda ya 7 tane boya. 7 tane ya sebeseme. Kutuyu düşündük mü? Hepsinin de dibi açık olsun ince delikler. Aynı ebatta çapı. Şöyle bir honi gibi bir şeyden aksa. Hepsini aynı oranda boyaya akıtsak. Aşağıdaki boya hangi renk olur? 7 siyah. Hepsine kaç beyaz. Beyaz olur. Prizma misali. Beyaz, bunların hiçbirisine benzemez. Çünkü beyaz renk yok. Bütünselliğin neticesi. Adem boyuydu işte. Adem Safiullah. Saf. Bütün renklerden arınmış renklerin cemi. Şimdi bak bir şey anlatacağım. Allah'ı nasıl gördü? Tabii bana ait. Bana ait benim tefekkürüm şu anda tabii. Bütün esmayı öbek öbek boya yap. Kutu. Tamam mı abi? Benim Allah'ım. Tak 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 tak. Tamam mı? Böyle artık nihayetsiz ne kadar yaparsan yap. Hepsinin deliğini, kutuyu bir yere bağla. Hepsini aynı oranda bir su şey boya atsın. Tamam. O ben işte benim. Bunlardanım ama bu
bunun herhangi bir tanesinin aynı değildir. Bunlardandır ama değildir. Ha, Esma'nın şöyle diyeyim. Bunu anladık mı? Başka örnek veriyorum. Cemal. Allah'taki cemal. Sonra arştaki cemal. Arş-ı Azam'daki cemal. Lef-i Mahfuz'daki cemal. Değil mi? Arştaki cemal. Cennetteki cemal. Daire-i ilimdeki cemal. Daire-i hayattaki cemal. Kürsteki cemal. Yedi kat semadaki cemal. Alem-i şehadetteki cemal. Çocuğumdaki cemal. Kızımdaki cemal. Hanımımda cemal. Gülde cemal. Denizde cemal. Kedide cemal. Bu cemalleri düşünüyor musunuz? Bunlardan, bunların tecellileri, tamam mı? Şu böyle Esma'nın hepsini dırrt, 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 dırrt diye böyle meratipleri var. Tamam, sonsuz. Sen şusun. Kes bunu. Bütün Esma böyle ya. Kes buradan tırrt kılıncı. Kılıncın ağzına ne gelmişse onları hep topla. Karıştır, o sensin. Ötekisi buradan kesilmiş, ötekisi buradan kesilmiş, ötekisi buradan kesilmiş. Yani Esma'nın meratibi bak. Cemal, 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 Cemal. Biraz önce anlattım meratibini. Rahman, Rahman, Hakim, Hakim, Sani, Sani, bütün. O zaman herkesin bu Esma'da bir mertebe cemidir. Bütün bu Esma'ları topla. Kestim ya kılıcı böyle. Tırırır. Kestiklerim, kılıcın ağzına gelenleri topla. O benim. Komutanı kesiyorum. Tırırırır. O komutan, o sensin. İşte Miraç'ta Allah'ı görmek, ben buradaki Esma'nın hakikatini göreceğim, sen buradaki. Onun için herkesin Rabbi farklı. Rab. O peygamberi meydana getiren Esma'nın bütünlüğüyle Esma'ları seyretti. Hakikatini ama. O'nun Allah'ı işte. Asıl olan Allah'ım istedi orada. He? Yani orada asıl olan Allah'ın istedi. Evet, yani Esma, lehül esma, ün husna. Bütün isimler Allah'tır mı? Hayır. Allah'tır. Bütün isimler Allah'ındır. Masadaki her şey Hasan'ındır. Masadakiler Hasan değildir. Bir daha. Masadakiler Hasan'ındır. Masa Hasan değildir, öyle mi? Bütün isimler Allah'ındır. Masadakiler Hasan'ındır. Hasan ayrı, masadakiler. İsimler Allah değildir. Ama gayri de değildir. Sen nasıl kaldırır böyle bir şey ya? Şeydeki abi, o hani sıfat ve esmanın marifeti niçin enaniyete bağlıdır diye bir soru var ya, 30. sözde. Evet. O anlattığınız kılıçta kesme meselesi, mertebeleri orayla tam örtüşüyor değil mi? Evet abi. Nereden aklına geldi o ya? Siz anlatırken otomatik geldi. İhtisas alanı ya abi. Öyle ya, sen bana bak, bu konuda boyutlaş, bir ders yapalım. Sana böyle bir gün ders şey yapalım. En iyi bir takdim et. Olur. Ben de istifade edeceğim. Estağfurullah. Evet, ben Manisa'da duydum, yok takip etmediğimi zannetmeyin. Atmışsın, çok hoşuma gitti. Ben gurur duyuyorum sizinle. Yani İslam adına, din nurculukta, vallahi Allah kahretsin yalan söylüyorsam, Allah da Kur'an'da yemin ediyor. Aha Kur'an'ıma, Kur'an bu. Bir kardeşim, Müslüman bir kardeşim bir meziyetiyle İslam'a hizmet ediyorsa, ruhunda hissediyorum inan. Zevk alıyorum, keyif alıyorum. Kim olursa bana hakaret etse bile. Vallahi billahi. Ya Rab şahit ol Kur'an'ım üzerine. Allah şahit olsun. Yoksa kafir olur. Gurur duyuyorum ve bunu şey için söylüyorum. Yani çalışın. Tamam, basın kafamı geçin. Ben bu imkanı veriyorum size. Bizde daha önce bu olmamış, verilmemiş vesaire. Yani bir meziyet varsa ders yaptırıyorum. Bak öğretiyi yaptım. Ve ben istifade ettim. Yalan. Çünkü çalışıyor. Adam peygamber kısaları. Adamın işi bu yani. Adam şimdi biraz önce dedi, Allah kafamda. İmam-ı Bini, hani kitabın bini nasıl dönüştüreceksin? Dönüştürdüğün zaman ne kadar yakın olursa, eşit olursa hepten vahiy aldı ya. Adamın işi bu. Adam ne? Doğru. Neden aklına geldi? Tırırt. Bu işte senin için. Ama ötekisi tırırt, ötekisi tırırt. Ötekisi de en dipte. Atom. Adam ye, içe, üre, doldurur mideni, uşkurluğunu. Baş, bu seviyede. O da Esma. Ama buradaki bir Esma düşün. Onun için komutanım burada dedik, biz de burada böyle. Ötekisi de burada. Ya işte beni meydana getiren Esmaların bütünlüğü ile onu seyretti. Onun için herkesin seyrettiği farklıdır. Herkesin oldu mu biraz şey abim? Abi çok fark etti ya. Tefekkürüm değişti şimdi. Çok farklı. Yani
hani ben istederken ben yine o rububi, uluhiyetteki Allah'ı istiyorum diye düşünüyordum. Rububiyetteydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rububiyet cihetiyle gitti Miraç'a. Orada hani Ahmet bin Hanbel'e Allah ben istediğince uluhiyet cihetiyle istediyor sandım. Ama siz şimdi mahiyeti zati itibarla bana talip ol diyor. Evet. Dediniz yani. Evet. Nasip imam olunca. Evet. Peki şu anda burada mıyız? Fikren, hissen, ruhen. Alem konumuz o değil miydi? Alem alem içine girmedik mi şimdi? Haletten halete. İşte gül goncası gibi bu yani. Bu şu andaki halet burada hem üç cinsten işte bunun üç katı, yedi katısı ahire, kabirdedir bu haletin kalitesi. Burada oraya yaşamak. Ya devam edelim. Öldük. Bitirelim şu en azından. Öldük olmazsa vallahi sokamaz içeriye. Tamam. Ne yapayım? Biz daha çok değil mi? Evet abi. Nasıl girecek hakikaten dört melek yoksa? İtaat etmesen yine şey yapmaz yani ümmet var. Git kardeşim desen. Ne yapacak işte Allah boyun büküyorsun. Tamam. Dört melek. He? Dört meleği hariçte aradık değil mi? Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i. Onun için vahide gelmez tabii. Eğer Cebrail buradaysa vahid direk alıyorsun zaten. Can Cebrail'im burada benim. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Cebrail'i açta ararsan, şey, lef-i mavzda ararsan, aradığını aradığın zaten soramazsın. Burası lef-i mahfuzdur. Cebrail burada. Cebrail neredeyse vahiy oradadır. Vahiy direk alıyorsun işte. İlham diyelim abi. Atıyor bana. Tamam ilham. Ama öyle bir Allah ki. Ve evha rabbuke nakhili men ittehaze ila cibali buyutam ediyor. Yani biz arıya vahyettik diyor. Evet. Ama vahiy sarih var. Vahiy zimni var. 70 mertebe vahiy varmış. 70 çeşit. Ama bize 7 tane denmiş. Peki alemleri dima ile o alemlerde gezer diyor. O zaman alem nedir? Dima alem ilişkisi. Dima ile alem ilişkisi. Dima ile o alemlerde gezer diyor. Evet. Alem şimdi şöyle bir çekirdek ağaç ilişkisini çözersek bil kuvve bizde var, bil fiil orada var zaten. Sureti bunlar hepsi. Bunlar hep sureti var. Hakikat orada. Mesela haşir meydanının hesap sistemi, sureti, vicdan. Hakikatı haşir meydanı. Mesela Sırat Köprüsü'nün hakikatı orada sureti kılıçtan keskin şeriat sünnetisini. Kıldan ince itikat bütünlüğü. Senin köprün. Zaten iki köprüden yürüyorsun. Şöyle de bakılabilir belki abi. Şimdi mesela nasıl hayalen ben şu an evimdeysem, evime gidip evim içinde yürüyebiliyorsam orada da benim bir bedenim var demektir. Şu an dimağım. Şu anda var orada. Orada geziyor mesela şu an. Aynen. Gittim. Alemlerde de hani bu şekilde gezilebilir. Doğru. Tahmin ediyorum. Doğru. Cism böyledir zaten. Dedik ya her şey her yerde. Mesela bir hakikat dimağdaki seviyesi var. Kalpteki seviyesi var. Mesela cismin evinde değilsin. Çünkü cismimiz ruhumuzdan kopuk. Ama cismimiz ruhumuza yakın olma nispetinde hayal ettiğin yerde dissin aynı zamanda. Mesela Somuncu Baba her caminin, Bursa'daki caminin her kapısına çıktı. Geylan her davetliğe gitti aynı akşamda. Çünkü cesedi ruhuna yakın. Tamamen beraber ise cismen ve ruhen miraç yapıyor. Aşağıda esma meratibisindeki cismaniyet, aştan sonra da sıfat meratibisindeki cismaniyetiyle yapıyor. Devam edelim ki şunu, çünkü ölen olursa... Ha, var vaktimiz abi. Şimdi. Var mı? Var var. Peki ben acele, ters mi gördüm saati? Bir saatimiz var. Bir saat, ha çok iyi. Cismaniyeti nihayet hududu cennet içine alıyor. O zaman oradan alemi şahadeti kadar tüm alemlerin hakikatlerine sahip olup burada ifade edildi. Yani cennet dahil tüm sürecin alemlerin yani tüm süreç yani alemlerin hakikatlerine
cami olarak burada ifade edildiği için burası burası değil dettirdi. Yani bütün alemler arştan bu yere kadar, bu alem-i şehadete kadar bütün alemler birbirine bindirilmiş, bu alemde cem edilmiş. Onun için burası burası değil. Surettir burası. Peki şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir şeyin sureti var, hakikati, hakikatsiz suret olur mu? Olmaz. Ne olur zorlayın ya. Zor. Olamaz hiç abi. Olmaz. O zaman dünya suretse, hakikatlardan. Hakikati dünyadan daha kesindir. Çünkü suret hakikatin dışa vuruşudur. Ahiret dünyadan daha kesindir. Mesela sıfat mevsufsuz. Mesela benim konuşmak. Konuşmak sıfattır. Ben siz bir düşünün konuşmayı. Olabilir mi? Ben bir daha kesin varım konuşmak mı? Mesela ben kapandım. Hey nasılsınız, iyi misiniz? Beni görmüyorsunuz. Bir sıfatım olan konuşmamı, bir sıfatım olan köpek bile beni görmüyor, kokumu görüyor. Öyle değil mi? Yarasa görmüyor, sesiyle görüyor. Değil mi? Kulağıyla görüyor yani. Gönderdiği sesi görüyor, frekansı gönderiyor, çarpıyor. O gelen çarptığı eşyadan buraya geliyor. Ondan sonra o gelen sesler tahta mıdır, odun mudur, demir midir, elle mi, boyla mı, benden uzak mıdır, ne o anda hesap ediyor. Sıfat cevhersiz, mevsufsuz yani asılsız olamaz değil mi? Mesela kapattım kendimi. Sesi bensiz düşünün. Ses surettir. Ben asılım. Dünya surettir. Ahiret asıldır. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Ses ne kadar gerçekse sesin kaynağından daha gerçektir. Dünya ne kadar kesin varsa, hayal değilse tabi burası, o zaman ahiret de o kadar kesindir. Daha kesindir. Daha kesindir. Ha, şimdi burada çünkü niye? Beni şu anda oturuyorum hareket ediyor bu. Aynı benim vefat etsem, cihazları koysak içeri, aletleri koysak, tak tak tak. Arkadaşlar, şöyle bir misal vereyim. Şimdi biz kimiz? İnsan bir robot yapsa, ne kadar memnun olur. Peki, robot bir robot yapsa, robot yaptı değil mi? Aslan kim yaptı? İnsan yaptı. Gene ben yaptım onu. Bak, insan bir robot yapsa, insan bir robot yapsa, ne kadar iftihar ederiz? Peki, robot robot yapsa daha büyük bir iftihar. Ama zahirde robot yaptı. Surettir ikinci şey. Robot. Surettir, surettir. Tamam. Şimdi ikincisi surettir. Birincisi hakikatıdır. Ben ise ta kendisi mahiyetiyim. Şimdi insanın ben içmeyeceğim ama. Millete ver. Ama ver bana istersen. Ondan bir içecek var mı? İçeceğim. Veriyorum ben. Şimdi insan bir şey yaptı. Sanat yaptı. İnsan yaptı. İnsanı kim yapmışsa o yapmış oluyor. Robot bir şey yaptı. Ben robotu yaptım mı? Robot da yemek yaptı. Yatağımı serdi. Bilgisayara bir şeyler yazdı. Vay be, şöyle der misiniz? Helal olsun be, helal olsun be kardeşim, ey robot. Nasıl yaptın? Aferin. Neler yazdın? Buraya bakıyor, yazıyor. Bu ilmi buraya taşıyor. Ama orada siz şeyi görüyorsunuz, kamerada robot. Bilgisayarın kamerasında robot. Şimdi robotun yapacağı bütün meziyetler ustasını takdir ettir. Aferin Hasan Bey. Aferin mühendis bey, ne güzel robot yaptın. Yapanı yaptığın için o yapılanları da sen yaptın. İnsan ne yaparsa insanın yapanı takdir ettirir. Şimdi daha ileri götürüyorum. Robot robotu yaptı. İkinci robot surettir. Birinci robot hakikattır.
Ben ise mahiyet. Yani müsadır da diyebiliriz abi. He? Müsadır da diyebiliriz. Evet. Beni aradan çıkart. İkisi de yoktur. Ama son robotu çıkar, ikimiz gene varız. Ortadaki robotu çıkar, benim yaptığım son robot yoktur. Suret hakikat böyle ya. İkinci robot, birinci robotsuz olamaz. Çok tuhaf ya. Yani bütün o cihazları mesela elini kaldıracak ama biliyorsunuz elektronik bir şeyler olacak devreler. Bu kaldırırken bu aşağı inecek, yürürken var. Bu bütünselliğe getirebilmek. Kaç robot var abi? Dört mü? Mesela neyi kastediyorsun? Yani kaç ayna var ya, yansıyan, asıl hakikat öyle bakarsın. 70 bin de mi deniliyorlar? 70 bin perde. Şey içinde de abi, bir hakiki bir oda, dörtten dam aynası var ya, noktayı nazardan bakıyor. Aslında böyle varlık itibariyle, varlık dört endam aynadır, hakikat itibariyle altıdır. Ustad onu sağ, sol, alt, üst, ön ve arka, altı diyor. Bir güneş var abi, bir ayna var, bir de aynadan düşen var, bir de şey var ya... Kağıt, dört o, dört. Hakikat o. Yapılan, yapansız olamaz. Evet. Çünkü başka o zaman yapılan da yoktur. Mimar Sinan'ı kaldırmış yok farz etsek Süleymaniye. Mesela kamyonlarla boş arsaya inşaat malzemesini dök ve Mimar Sinan yok. O kumlara, çimentolara demin ediyorsun ki şu Süleymaniye'yi yap. Ya aslında bilmiyorum ifade eder mi ama bilgisayar, bizim yaptığımız bilgisayara evet, rastgele bir sayı üret dediğin zaman bile rastgele ne demek diyor. Yani ona parametre vermen lazım. Şu zaman biriminden bir tane al, şuradan bir tane al, şuradan bir tane al. Yani sen ona rastgelenin ne olduğunu öğretmen lazım. Rastgele sayı üretemez bilgisayar. Dimaret. Yani bilgisayar bile rastgele bir şey yapamıyor yani. Hangi parametreleri kullanıyor? Ve Talim Esma istiyor abi. Yani mesela diyelim ki Big Bang'de patladı da yani patlarken mesela diyelim ki o geniş belki ya da zor olur. Anne karnındaki mitoz bölünme. Bölünürken sağdakiler bölünürken solu nazar almadan bölünmüyor. Aşağıdaki bölünürken üstteki de nazar. Bütünsel olarak bölünüyor. Yani şu tarafımı inşa edilirken şu tarafım sonra sıraya konmamış. Aynı anda oluyor. Tak. Tak. Böyle değil. Tak tak değil. Tak. Tak. Bütün kainat aynı anda. Aynı anda. Tak tak. Orkestra şefi var. Tak tak tak. Orkestra şefi değil. Yani doğru çalar ama geç kaldı. Olmadı. Estafa gibi mi oluyor? Estafa. Evet. Mustafa. İstifa istifa. Yani şimdi çok iyi keman çalıyor. Kemençe çalıyor. Enstrümanı çok şey. Ama geç veya hızlı çalıyor. Tak 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 yapıyor. Ötekiler böyle böyle yapıyor. Ötekisi de böyle böyle yapıyor. Gene olmadı. Aynı anda yapacaklar. Rastlantısı olamıyor yani. Çünkü niye? Kendi başına kalsa rastlantı olabilir. Ama bütünsel içinde bunu yapması için onu bilmek lazım ki onun adı da rastlantısı olamaz. Ona göre yapıyor bunu. Buna ait bir tevhid dersi yapacağım zaten. Uyumayan ne yaparlar abi? Orkestradan atarlar. Evet. Abi. Kafirin hali de kainat da öyle. Adam acayip ya. Mesela çok ilginçtir. Böyle bir şey olmuş da olanı anlatıyor bir tanesi. Bu işte uzman yani. Uzman birisi. Diyor ki bir diyor sarı gelin mi? Sarı gelin parçasını çalıyormuş. Dünyanın en meşhur orkestra Türk parçasını çalmaya şey yapmışlar. Bunda Türkiye'ye karşı bir jest olsun diye. İngiltere'de mi, Rusya'da mı, Amerika'da mı bir Romanya. Romanya bu konuda en üstünmüş yani. Romanya. Böyle şey. Orkestra şey. Bu sarı gelini çalmasını şey yapmışlar şeye, Cumhurbaşkanı'na. Türkiye Cumhurbaşkanı. Jest olsun diye. Ondan sonra o seyirciler arasında röportaj yapmışlar. Bak, bir çalabilmesi için
sarı gelini bilmesi lazım. Sarı gelin müzik mi? Ben hiç bilmiyorum da. Öyle de demin. Türk abi. Türk mü? Türkü. Türkü. Sarı gelin kim mi? Merak ettim yani. Hakikaten ben de bunu örnek verdi de olmuş yani. Nasıl bir şeyse inan bilmiyorum. Sarı gelin çalmış. Bu sarı gelin müziğini bir ezberlemesi lazım. Onu çalmayı bilmesi lazım. Notayı bilmesi lazım. Gitmiyor. Bütünsel içinde böyle 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 mi? Böyle 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 mi? Böyle böyle bu hızda mı? Armoni. Ve önünde de nota var. Yetmiyor. Bir tane de böyle yönetmen lazım. E şimdi düşün. Bunlar hepsi akıllı adamlar, çalanlar. Şuurlu adamlar. Ömrünü çalmaya vermiş. E şimdi bu adam hiç çalmamış benim içimdeki karaciğeri. Karaciğer parçasını çalmamış. Böbreği çalmamış. Böbrek müziğini. Bu nasıl çalacak? Bütün sen içinde. Abi dimağımızda da şimdi 7 tane şey ayrı ayrı çalıyor. Tefekkür bunu yapıyor. Hepsini. O anda haz alıyorsun. Feyiz oluyor. Aynı anda ruhsal bir kemalat oluyor. Aynı anda namaz zevki oluyor. Vesaire. Hadi bakalım biraz daha. Saatime bakıyorum. Nasıl ki görme. 1. Koklama. 2. Dokunma. 3. Tat alma. 4. Sevk. 5. Şefk. 6. Duyguların içerisindeki lezzet. Var ya. Şefk. Lezzet ve zevkleri suretlerine benzemediği gibi. Yani görme suretine benzemez. Seni gördüğün şeye benzemiyor. Kelam dimağa benzemiyor. Yani sen gördüğün şeyle anladın yani. Dokunma hissi, zevki dokunduğun şeye benzemiyor. Tat alma, mesela kaba, kirici çok, benzemez, suya benzemez. Sevk, olayın kendisine benzer. Şefk, duygularının içerisindeki bunlar, görmede zevk var mı? Var. Var. Duymada var mı? Var. Kelamda var mı? Dokunma. İşte bunların lezzet ve zevkleri suretlerine benzemediği gibi cismaniyet de böyle benzemiyor. Taşıdığı şeylere benzemiyor. O kadar kıymetli üstad niçin cismaniyetten geçin diyor yani? Cismaniyetten çık diyor. Çünkü cismaniyet zemin ya. Çünkü o da aradığını, hani var ya bir aradığın var bir de aradığında bulduğun zaman onda bulacakların var ya. O da bir o da ona benziyor. Araç sonuçta. Cismaniyet de bir araç. Yani yürütüyor aslında, bizi. Yani cismaniyet aslında Adem aynesi olmuyor mu abi? Evet. Adem'in dışa vuruşu. Yani Adem'e şimdi yoka yok dersen var olur kaidesi var ya. O zaman cismaniyete bakıp cismaniyet aynesinde. Adem'in vücuda dönüşmüş Adem'in Adem. Adem'in vücuda dönüşmüş Adem. Evet cismaniyet. Evet. Zeminsiz zemin işte. Yani zemin. Zeminsiz demin. Zemin. Cismaniyet zemin. Bütünlük. Ama Cem desen, Cem hali. Adem demiyoruz, hadi mi bunlar? Hayır, hayır. Hı. Hayır, Adem desen, cismaniyet demiyoruz. Evet. İnsan dilinin altında olması, kelam kişinin karakterini taşır ve gösterir demektir. Bir daha. İnsan dilinin altında olması bir tanımdır, tariftir, deyimdir. Kelam kişinin karakterini taşır ve gösterir demek. Batını zahire taşıdığı gibi kelam veya öfke ile atılan tükürüğün gayzın nefreti taşıdığı gibi. Hmm. Mesela konuşuyorum bana Hakan daha yakın burada. Affedersin ama ağzımda konuşurken tükürük gelsin yakın olsa. Kusura bakma Hakan'ım. Estağfurullah abi dedi ya. Estağfurullah. Ya gayreti. Ne var? Masumiyet var. Ama aynı insan, aynı tükür. Puuu dese aynı mıdır? Değildir. Bak ne yapıyor bana. Çünkü ne, ikincisinde ne var? Tükürük değil, nefrettir. Aşağılamaktır. O da aşağılamak. Yani
Tükürüğü kendisi değil, adamın içinde var. Tamam. Şey yapıyor, gaytada, idrarda taşıdığı gibi tükürük de insanı taşır. Öfke ve nefret aşağılamayı taşır. Taşıdığı gibi, öfke taşıdığı. Annenin, yani şey demek istiyorum, tükürük, beden, cismaniyet, içindeki o öfke, nefret, gayz, donmuş hali, libas, tükürük, beden. Ama ikisinin bütünlüğü cismaniyet. Cismaniyetten çık, yani cennet lezzetlerini de bırak aslında. Evet. Daha üstüne çık. Rıza ilahi. Cennet Allah'tandır, haşa Allah değildir. Biz Allah'ın peşindeyiz. Onun için nurcuların cenneti, cennetin sahibini bulmak olmalı. Bulunca bir şey soracağız. Bulunca bir şey soracağız. Öyle mi? Şey bizim cehennem de korkusu, cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Abi cismaniyet suretle simayı mı bütünleştiriyor? Yani? İkisinin biri mi? İkisinin cemi. İkisinin cemi. Siret de suret. Suret de sima mı yoksa siret? Suret hepsini. Hepsini cem ediyor. Yani biraz daha cami arkada cismaniyet. Çünkü cennet içine alıyor. Cismaniyet. Ama cismaniyet tanımı ve yüklediğimiz mana hep böyle kör olası işte yani cismaniyet, cisim, cisimleşmiş, cisimleşmiş atom anlıyoruz ya. Onun için zorlanıyoruz yani. İlk defa duysaydı kolay olacaktı da. Çünkü yanlış bir şeyi düzeltmek yeni bir şeyi öğrenmekten zordur. Mesela Fatiha'yı yeni ezberlemek kolaydır. Yanlış ezberleyenin düzeltilmesinden. Çok zordur. Senin misal vereyim. Yeni bir hastaya, yeni bir tanı yani adama anlatsa kolaydır. Ama daha önce birkaç seneden beri hasta doktor dolaşmış, bir sürü şeyler uydurukça kafalarına yerleşmiş, onları kafasından silmen, o değildir o düşünme, o çok zordur, belki de imkansız. Onun için 40 yaşındakilerle zorlamayacaksın. Hadi derse gel, teklif edin. Ama adamı dönüştürmeye uğraşmayın, direnir. Veya psikoloji hastalıkları da öyle diyorum. Psikoloji hastalıkları usta diyor ki yaban arılarına benzer. Uğraştıkça kuvvetlen. Onun gitmesini istiyor musun? Ben sana birinci yolu söylüyorum. Mütenefis ettirin. Bir, onun gitmesine uğraşma çünkü o giderse aynı şiddette başka bir hastalık gelecek. Psikolojik hastalık şey varsa karınla imtihan olacaksın bu sefer. Kızınla olacaksın, oğlunla olacaksın, kanserle olacaksın. Aynı şiddette çünkü niye imtihan bitmediğine göre o biterse o bitecek. O zaman psikoloji sorunu bir. Bir kere bu mantıkla git, bu giderse tanımadığın bir olay gelecek. Yani tanımadığın bir şeyle imtihan olacağım, bunu bari tanıdım. Kısmında kafasını kıvırıyorum. Böyle bakarsan bununla uğraşmasın. Uğraşmayınca zaten gidiyor. Buna böyle inandığın için, eğer ona mücadele etmeye inanırsan o var oluyor. Devamlı var olacaktır. Mesela kanser hastalarına diyorum ki, Mehmet vardı da bizde. Mehmet daha şu nöbet tutuyor. Baktım çocuk gün geçti geçiyor, ölüyor. La kardeşim burada kalıyorsun bizde. Ya bir şey öğrenmeyecek misin? Bak, bunu niye içmiyorsun? Kafaya koymuş buraya. Kanserim. Bunu niye yemiyorsun? Bunu niye yemiyorsun? Abi kanserim. Buraya niye gitmiyorsun? Abi kanserim. Kanser devamlı tepende duruyor. Hayatını bloke etmiş. Her şeyi kansere dönüştürüyor. Sil bunu. Her şeyi ye. Sil ya ne kanseri. Buna delilim. Kanser değil. Şey kanserdir. Bilmiyor. Gayet siyahlı yaşıyordu. Zaten ecel değişmeyecek. Kanseri bildi. Hayatı kanser oldu bu sefer. Bilmedi daha iyiydi. Tamam mı? Vesaire. Yani bir kere onun kalkmasına uğraşma. Sebebini söylüyorum. Psikoloji giderse kızına imtihan olacaksın. Çok acımasızdır. İnsanın psikolojisinden daha kötüdür imtihanı çocukla olması. Çünkü bazı peygamberler çocuğuyla imtihan olmuş. Çok zordur. Sen bir hastalığından dolayı uyuşukluk yaparsın, narkoz yaparsın, rahatlarsın ama çocukla imtihan olmak en zordur. Çünkü Eyüp Aleyhisselam'a en son çocuğunu aldı. İbrahim Aleyhisselam, İsmail meselesi en acımasız. Mesela Nuh Aleyhisselam, Kenan
çocuğun. Lut aleyhisselam gene öyle çocuğuyla. Enan. Peygamberimiz gene çocuğuyla. Çocuklarını aldı. Abdullah'ı aldı. Kasım'ı aldı. İbrahim'i aldı. Kasım yok. He? Kasım'la şey. Kasım'la İbrahim. İbrahim. Ebu Kasım deniliyor ya. He Ebu Kasım. Kasım'la İbrahim. Kızlar var. Zeynep'i değil mi? Zeynep'i aldı. Birçoğunu git vefat ediyor zaten. Yani bir Fatıma kaldı vesaire. Evet devam ediyorum. Anneniş yani çeşitli örneklerle örneklemeye çalışıyorum ki. Bu bir tane 409 mektubattı. Böyle yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Önümüzdeki ders daha ağır, daha şey olacak. Onun da yeri şualar 228'den olacak. Şimdi başka örnek veriyorum cismaniyet şeyi. Annenin şefkat-i mukaddesesi çocukta yani çocuk zemininde ortaya çıktığı gibi. Annenin şefkati var. Çocuk yok. Nasıl çıkacak? Eşinin şefkati olmaz. Basit olur ya. Kediye acımak gibi mi olur? O şefkattır. Şefkat-ı mukaddesi çocukta olur. Yani annenin bir şefkati var kocasına. Annenin şefkati babasına. Annenin şefkati kendisine. Annenin şefkati kediye. Şefkat-ı mukaddesisi çocuğuna. Erkekte nerede? Allah'ın şefkat-ı mukaddesi nerede? Yalnız insanda. Yalnız insanda. Evet. Allah'ın şefkati var. Şefiktir. Mukaddesi ise insanda. Şefkat-ı mukaddesi. Mesela her mahlukatta lezzet var. Ama kendinden lezzet alacak lezzeti yalnız insana vermiş. Biz Allah'tan lezzet almak kabiliyeti bize vermiş. Lezzet-i mukaddesi. Mesela tefekkür ederken aldığım lezzet hiçbir sığırda, hiçbir şeyde, hiçbir mahlukatta veya insan olup da hayvan gibi yaşayanlarda cinsellikte olur mu? Allah'a tefekkür ederken aldığın lezzet cinsellikte olur mu? Cinsellik ne biliyor musun? Bir ihtiyacın tatmini ve kendini bu yani zihinsel ve fikren isen sıyrılmak, boşalmak. Onu bedensel boşalmak gibi basit bir şey ya. Yani her şeyden sıyrılmak kısa bir dönem. Yani bir boşluğa gelmek gibi. Yani uçan boşluğa gelmesi gibi. Ama tefekkür ise boşluk yok. Hep dolu. Adem. Ha bir daha neyi söylemek istiyordum? Allah'tan lezzet alma kabiliyetini ancak insana vermiş. Lezzeti mukaddesi. İnsanda lezzet var. Mukaddes herkeste yok. Lezzeti mukaddese bir koymuş insana. Cem abi rüşt diyor abi ona. He? Rüşt diyor. Yine dimağda terkiyor. Rüşt evet. Mesela evet doğru. Sini buluva. Çocuk yapma. Sini rüşt işte bu. Yani tefekkürünle onun dimağına gömüyorsun orada çocuk yapıyorsun. Ruhullah. Çocuk yapıyorsun yani. Ruhullah. Bak şimdi. İrfan'ın dimağı. Rahim. Oraya ben tefekkürle kulağına zarını bozmadan, meyren bozulmadan zarı vahiy dönlemedi mi? Burada oluşan İsa değil mi? Rahim, meyrem, meyrem vahiy, meyrem şey yumurtası. Kulak da zar bozulmadı. Ruh Kudüs Cebrail dönledi mi? Zar bozulmadan. Bu da böyle. Dima. Kelamı da koyun abi. Kelamı yolladınız. Kelam. Cebrail aleyhisselam kelamla dönledi. Ben de dönlüyorum seni. Cebrail bu. Oradan çıkan kelam senin diman yumurtalığı dönüyorum. Ondan sonra İsa dünyaya geliyor. Ruhlanıyorsun. Ruhlanma, rahlama, feralman. Hay be. Ölü dirildi. O zaman dima... Ama bak şimdi. Bir dakika. Alacağım. Böyle. Her şey değişti ya. Ölü adam. Her şey ölüydü. Diri adam. Bunlar dirildi. Hayır. Bunlar zaten diriydi. Sen ölüydün. Sen. İmana kelamın yakınlığından dolayı Hazreti İsa çocukken hemen konuşmaya başladı. Çok güzel bu da.
Değil mi? Alamadım ki abi. Çok hadi biraz söylesin. İmayla kelamın o yakınlığından dolayı biz daha önce yakınlığından dolayı hemen doğduğu anda başladı konuşmaya. Konuşmaya. İsa Aleyhisselam'ın en büyük şeyi de bebekken konuştu diyor ayette. Ne diyor? Kulak dima komşusu mu? Hayret. Evet, evet. Ceysa yüze bir şey nakletti değil mi? Allah razı olsun. İşte tam vaktinde zerredersen ilmine bunu bir yarım saat önce, 10 dakika önce veya birkaç dakika önce söylese cehaletine sebep olacaktı. Şimdi ne konuşuyoruz? Annenin şefkati ile konuşurken abi İsa Aleyhisselam konuşması kelamına yakın oldu dese tamam da ne diyorsun? Ne alakası var? Annenin şefkati bunun. İşte bir ilim şey bir kelam diyor ki birisinin cehline ama doğru iki kelam. Birisinin ilmine delalet eder. Vaktinde gideceğiz. O. İsa Aleyhisselam bebekken konuştu. Başka da konuşan peygamber yok herhalde. Yok. Hatırladım. Harun abi şey diyor abi bu sur olayı nasıl diyor. Aynı bu gibi bu olay gibi mi olacak diyor. Sur. Buraya öfürmüyor musun? Peki, öyle senin öyle. Kıyametini koparayım bak, bir tane kıyameti koparayım. Allah göster, örnek için söylüyorum. İrfan doktora gitti, adam doktor sur öfürüyor. İrfan Bey, maalesef. Altayalım kaldı. Dimağınızı sardı. Risale çoktan suru üflediği için bir şey fark etmiyor zaten evet. Gençler. Ama ne yapacaksın? Hastalıktan sıyrılmak için uğraşıyorsun. Eğer sen daha baştan cesetten çıkmış cesedi bina gibi görüyordunsa hiç fark etmiyorsun. Ha bu bir daireden çıktın öteyim. Önceden çıkmak lazım. Kanser olduktan sonra kendini unutmak, kendinden sıyrılmak çok zordur. Ben derim ki ben öleceğim de sen yaşayacaksın, sen de öleceksin de. Ya, önceden çıkmak lazım. Yani valizin duruyor, zaten çıkıyordu. Bir de ev sahibi gibi oturdun, nasıl çıkacaksın? Kiracı gibi oturma ile bir dairede ev sahibi gibi oturmak aynı. Bu dersler bizi ev sahibi, kiracı gibi yapıyor. O zaman bir istese ki çıkarsın kardeşim, zaten valizimizi yaptık. Ya daha güzeli var. He. Evet. Vatan aslimize. Evet aynı. Burak ama bu sözümüz var ya şu anda çok rahatça söylüyoruz değil mi? Fakat sekeratta hepsi kullanılacak bu. İnşallah. Tabii. İnşallah. Doğdun, öldün, hayatın bütünlüğü ani nokta olacak. İşte ona karşı şeytan dikilecek. Hiç yansı yok abi dersler. Ne? Şeytanı anlatayım. O andaki şeytan değil. Şeytan seninle başladı, seninle bitiyor. Bütün şeytanlığın hulasası seninle başladı. Sen kendi maneviyatla başladın, ölüyorsun. O hakikatinle şeytanın. Çünkü adam hayatta şeytan çoğu zaman mağlup etti. Sekeratta nasıl mağlup etmeyecek ki? Zaten sen dayanma gücün yoktu. Zaten vücudun çok zayıftı. Biz ise hayatta zaten şeytana çemle atmışız. Zaten onun mikrobuna alışmışız. Narkozunu yemişiz. Yani aşılıyız, aşılıyız biz. Şeytanın vesvesesine aşılıyız. Allah'ını seversen sekeratta bize ne bana ne diyecek? Şu anda dediğini demeyecek mi? Farklı bir şey diyecekse şimdi der zaten. Lan zina yap, şimdi demiyor mu? O sekeratta demez. Zina yap demez. İçki iç demez. Ne diyecek biliyor musun? Kur'an dediği gibi. Bir, Muhammed'i reddet, İsa'yı kabul et. Şimdi de demiyor mu? Ben de ne diyeceğim? Hayır Muhammed esastır, İsa yoktur. Hayır, İsa da benim lan, senin mi o İsa? Hepsi benim. Sanki sen Selçuk'u İsa'cıymış sanki. Sen İsa'cı mısın lan serseri? İsa'yı da inkar eden sensin lan. İsa'yı ver lan elindeki var. Ver lan, pis elinden tutma. Ver İsa'yı da bana. İsa da benim. Musa da benim. Sen de benim. Sen de benim aşkım. Gel lan sen de. Biz aşılıyız lan. Ya ne diyecek ya? Rahmet ilahi seni bırakır mı ya? O benim bilgilerim her şeyim dumurda, kilitli sandıkta. Adam, elimi kolum bağladılar, gözümü gözüme bağladılar. Ayağıma beni dev bir adamla, 92 kilo adamla dövüştürüyorlar. Yok, ben de ben. O da, lan İsa'yı kabul etme. Lan İsa zaten senin mi lan? İsa senin mi? İsa da benim. Ben zaten ona iman etmeseydim, imanım olmazdı. Lan sen de benim çekirdeği, ağ çekimlerine çıkan kuru bir ağaçsın lan. Gel, kuru bir dalsın yani. Gel buraya sen de. Sen de gel deyince sen de gel. O kaçar mı seni? Kaçar tabii. Beraber gidelim lan. O zaten ölmek istemiyor. Ölüm korkusundan o kadar ödü patlıyor ki kıyamete kadar yaptığı secdeleri mukabele ömür istemiş.
Şehide münker ve nekir yok değil mi? Yok. O zaman o zaten buradayken o olmuş. Yani. Evet, şu anda zaten şu anda orayı yaşarken, biz orayı yaşarken nüker mekir ile karşılaştık mı? Yok, işte bu. Şu anda o hali yaşıyorsan, veya namazda yaşıyorsan. Şeytan abi ölümden korktuğu için zaten. Öksürdüğün zaman dışarı çık. Bir de seninle bir şey yapıyorum. Şeytan ölümden korktuğu için zaman istemedi aslında abi. Ben farklı bir tefekkür. Öyle mi? Nedir o? Yalnız kalmamak için zaman istedi. Yanına adam almak için. Çünkü yalnızlık daha kötü. Ha demek değil mi? Oo, çünkü ölmeyeceğini biliyor zaten abi. Alim ya. Yok, o vaat edilmeden önce bilmiyordu. Vaat edilmeden önce. Çünkü ayette böyle diyor. Bana dedi ömür ver. Hadi sana verilenlerden oldun. Ben hani ölmeyecek de, yalnız kalacak da yanına adam arıyor gibi. Çünkü hani yalnızlık daha kötü ya şeyden abi. Tek kalmak. Haps-ı Münferit. Haps-ı Münferit. Üç yoldan başka yol yok diyor abi. Evet. Yani o adam biliyordu da bizdeki ilimle onun ilmi çok farklı. Onun ilmine karşı onun cinsinden ilimle çıkarsan muvaffak olamazsın. İlminin içerisini değiştirmen lazım. İlmin içerisini de mayalamak lazım. Bak onun ilmi cinsinden çıkarsak muvaffak olamazsın. Devam edeyim. Annenin şefkat-ı mukaddesesi çocukta, çocuk zemininde ortaya çıktığı gibi cismaniyette alemler ortaya çıkıyor. Cismaniyette. Anladık mı mukayeseyi? Evet. Annenin neresine konmuşsa şefkati, alemleri de cismaniyete öyle koydu Allah. Annenin neresine koyduysa şefkati, yani cismaniyeti de alemleri öyle koydu. Cismaniyet, cenneti ve cehennemi de içine aldığı cismaniyet, cennet ve cehennemi de içine aldığı, aynı zamanda kürsü de içine aldığı için adeta arştan aşağı bütün alemlere cami olduğundan cismaniyetin içeriğinde cilve, cemal, nakış ve sanatı içine alan Esma-i İlahiye'nin hulasa-i camiasıdır denilebilir. Yani güzel bir neticeye geldik. Bu makamda o alemlere cismaniyet denmez. O alemler cismaniyette tezahür ettiriliyor. O alemlere cismaniyet denmez, cismaniyette tezahür ettiriliyor. Mesela şefkat çocukta zahir oluyor, annenin şefkatı. Ama o çocuk da gözüküyor diye o çocuk şefkat-ı mukaddesi değildir. Çocukta şefkat-ı mukaddesi gözüküyor. Bak çocukta şefkat-ı mukaddesi gözüküyor ama çocuk şefkat-ı mukaddesi değil. Başka bir misal vereyim de ondan sonra alacağım soru. Çikolata olarak muhabbetimi gösteriyorum çocuğa. Muhabbetimi başka nasıl yapayım? Ama muhabbet çikolata değil. Bu kainat esma mıydı? Yok canım. Esma'nın cil ve cemal nakşı sanatıdır. Sen bir şey diyecektin. Bu alemde bütün alemleri görmüş değil mi abi? Evet. Bu alemi böyle bir televizyon ekranı gibi görebiliriz o zaman. Evet. Yani bu alemde diğer alemleri görmüş. Yoksa evet. Diğer alemler o alemin içinde derken o farklı oluyor biraz değil mi abi? Diğer alemleri bu alemin içinde. Misafirhane. Bu alemde görmüş. İçinde değil de. Diğer alemleri bu alemde görmüş. Bu alemde görmüş. Yani, televizyon gibi. Yasin abi herhalde şey demek istiyor abi. Hani ahirette haşirden sonra bir yaşanılacak bir hayat var ya abi. Onu şimdiden yaşamış olur diyor. Yani o zamanki yaşayacağını şimdiden bu alemde görmek var. Bir de o alemler açığa çıktıktan sonra bir de o alemlere gidip orada yaşamak var. İkisinin arasında. Bu alem dediği cismaniyet mi oluyor abi? Bak. Lemalar. Dur, orada yok, dur.
Misafirhane dünya da şey yapıyor. Burası misafirhane geliyor alemler. Alemler birbirine ayna oluyor. Birinin kardeşim. Aynasında öbürü. İşte bu alem ne oluyor? Alem ne demek abi? Bu alem hangisi? Bu alem yani. Bu alem derken diğer alemlerde farkı var. Diğer alemler biliyor musun? Şu. Bak. 281. İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi payitaht ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonlar olduğu gibi semavat alemi yalnız alemi cismaniye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekutu tazamun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir. Mesela perde nedir abi? Perde 134 tane perde çeşitleri vardı. Perde iki çeşit, bir örten manasında, bir de esas risalinde kullanan karşıdaki hakikatin ortaya çıktığı yer. Zeminsiz zemin. Mesela sinema perdesi, filmin ortaya çıktığı yer. Burada örten anlamında kullanmıyor gibi. Değil. Ortaya çıkan yer. Ortaya çıkarttığı yer. Bak belki alem ervahı, alemi melekutu tazamun ettiğinden, tamam. Yani bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiş. Yani alemi şehadet içine almış o alem. Perde altına çaktırmadan çaktı bize. O alemin içindeyiz. O alem bizim içimizde değil. O daha cami ve şumurlu. Ya suretin içinde sima bu bir küçük bir şey. Devam edeyim bak. Hem alemi bakiden ve dar-ı bekadan olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber onlar var, onlar var. Var tabi hakikat. Yine o daire-i tasarrufatı onların perde-i şehadet altında her tarafta nurani bir sureti uzanmış yayılmış onlar burada. Burada var. Devam ediyor. Ben şurada atlıyorum ama bu çok harika tamam, bir yer. Tamam abi. Atlıyorum. Ama cennetin uzaklığıyla beraber cennet var. Tamam. Hakikat. Alemi bakiden olduğu halde en yakın yerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise gelen meyve kopartıyor. Evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi bu alemi fani ve alemi şehadet ise alemi gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası aslı kendisi uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla ki alem misalın en camisi insan. Evet abi. Canlı ruh alemi misal aynadır. Ruh aynasında cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi. Tamam, ondan sonrası bir yaşat. Hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla. Yüksek ruhlarla. Bak, hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi fanide temsildatı olmasın bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalp telefonuyla yüksek ruhlar ile evet. Muhabereler olabilir, hediyeler gelebilir. Burada da anlatıyor, her alemin burada dairesi var, müstemlekesi var. Bu alem dediği alem misal mi oluyor abi o zaman? Yok bu alem, alemi şehadet. Alemi şehadet. Alemi şehadet. Bu mektubatta da kullandı, bu alem, alemi şehadet mi o zaman? Bu alemi alemi şehadet. Ve en kesif olduğu için mesela meyve kökten en uzaktır, en camidir. Yaprak ortadadır. Yaprak kendisine gelene kadar bütününü alıyor ağacın. Meyve ise ağacın en sonu olunca en son en başa alıyor. Biz kainatın işte niye zerre ve elif diyor bize nokta. Çünkü nokta insan şu yaratılışın noktasıdır. Nokta cümle bitti.
Allah'lık hakikati inşa ediliyor. Yazılan yazılıyor, çiziliyor. Nokta. O nokta insandır. Nokta. Öndekiler insan değil. Hasan abici, kırılma noktası esir maddesi miydi? Şimdi kafam karıştı mı öyle? Şey kesip getirmişim. Nokta neredeyse başta oradadır abi. Esir de değil ya, atom ya. Esire ne için giriyor? En kesif. Uzayda... Yo, en kesif. Orası hem orayı hem burayı alıyor ya şimdi. Semavat. Yani... Yok, atomun içinde. Atomun içinde esir de var. Ama esirin içinde atom yok. Atomun içinde esir de var. Var tabii. Usta şöyle misal veriyor. Yani esir, uzaydaki madde neyse o hem dünyayı alıyor hem de ahireti alıyor çünkü. Evet alıyor. Esir, ama mesela şöyle odun düşün. Odun kaba değil mi? İçine su girmiyor mu? Giriyor. Emiyor değil mi? Ha, odun atomdur. İçine giren su esirdir. Atomdan değil, gerideki olan her şeyi alıyor. Dedim, onun için atom çok önemli. Mesela atomun hani şey saati var ya, kum saati. Şöyle geliyor, bitiyor, ondan sonra şey yapıyor. Şimdi cil ve cemal nakış sanat. Atoma geliyoruz, atomda bitiyor. Bitiyor zannediyorduk. Bölünebilir en küçük parçası olan madde derdik. Biz kiliseyi okurken, tamam. Sonra baktık ki kuantum, kuarklar, yani kuarklar, parçacık. Kuarklarla kuantuma girdik. Enerji paketleri, oho, yani böyle geliyor en daralma, boğaz, atom. Ondan sonra atom altına bir gidiyorsun ki, oho, bu atom üstü şu kadardı, atom altı yaydı. O zaman oradan hem cennete bakıyorsun hem... Evet, yıldızlardan diyor, hem o alemi seyreden hem bu alemi seyreden. Tam o kilitte durmak önemli olan abi, evet. Hazır, kitabın o aşağı yukarı hepsi, o tırt kesildi yani, tırt yani. Şey, alt üst. Ama ne anlatıyor yani? Bu nasıl bir eser? Zahirde bakarsın ne kadar sade ve basit gibi. Yani basit derken toplumsal ifade değil. Yani anlaşılabilir. İlmi kelam cinsinden bir şeyler. Evet. Yani basit derken hemen anlaşılır. Doğru. O basitlik var. Yani en zor en basit şeklinde. Sana bir şey söyleyeyim size. Einstein'ın bir cümlesi çok hoşuma gitti. Bir insan bir mevzuyu ne kadar iyi anlarsa o kadar basitlikle izah eder. Yani mevzunun anlatılamaması, ya anlatamıyorum çok zor, iyi anlamadığındandır. Çok iyi anlayan ona belki de 3 tane misal verir. Sudan misal verir, çekirdekten verir, aynadan verir. O verebiliyorsa, zenginlik yapabiliyorsa misaller, o iyi anlamış onu. Onun için kürse birisi çıktığı zaman misalsız anlatmıyorsa o kürse çıkarken ne yapayım ya bugün cumada? Alem İslam'ın şeceri kübrasını menşe çekirdiği hayat olanı çıktı. Medar olan Mahiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade istibat ve cihazatıyla alem İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı tesbihat-ı ibadatın en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat-ı ruhiyesini düşün. Habibiyet derecesine çıkan ubudiyet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam velayeti sahih velayetlerde ne kadar yüksek olduğunu anlar. Ne çıktı ya? Şeyde abi onunla ilgili müthiş bir yer var. Bağlar layıkasında abi başladığımda bana dedi, bağlar layıkası bana ne dedi diye bir not almıştım abi de. Orada diyor ya, tevhim edilmez demiş bazı alimler diyor. Halbuki o alimler Risale-i Nur dairesindeki alimler. Orada da diyor abi Kur'an'ın misalleri Risale-i Nur misallerine aksetmiş diyor. O temsilat-ı Kur'aniye. Evet, temsilat-ı. Tevhim edilmez diyenler abi, o anladıklarını yani ya da anlamamışlar, temsille anlatamadıkları için anlatamamışlar. Anlamışlar, anlatamamışlar. Temsili orada özellikle. Einstein'ın cümlesi çok hoşuma gitti işte. Dedi ki, bir mevzuyu diyor bir insan ne kadar iyi anlarsa o kadar iyi anlatır. Çok hoş. Bak kimde ne aldımsa söylerim. Ya burada ya olsun. Misallendirmek anlamak, abi. Anlamak, anlatmaktan daha zor, daha kolay. Bir şey anlamak var bir de... Kolaydır. Anlamak kolaydır. Anlamak zordur. Misallendirebilmek işin şey abi sırrı. Misallendirebiliyorsak onu anlatabiliyoruz. Yani o şu, kendinde hazmedilmiş. Ne kadar hazmetmişsen, tefekkür etmişsen o çeşitlilik ondan sonra başlıyor zaten. Ondan sonra başlıyor. Yazmak daha da zor abi. Evet. Yazmak nefsi de şey. Evet. Alemler neredeymiş? Biz mi oradayız? Onlar burada zaten kafam karıştı. Kırılma ortasında kitap übünde duruyoruz Hasan abi. Her iki tarafta burada.
Hep komşuyuz. Biz orada mıyız, onlar mı burada? Biz oradan, biz burada mıyız da onlar burada? Onlar mı buradaydı da biz de buraya girdik? Nerede nereye geldik? Ya da hepimiz buradayız, farkında mı değiliz? Evet, hepimiz buradayız. Şeyde diyordu ya abi, Mesnevi Nuriye'de. Hani onlar o kadar uzakta gibi görünürken o kadar da yakındır diyor. Evet. Bir yer var. Mesnevi Nuriye'de. Mesnevi Nuriye'de. Evet. Ne kadar uzak, ne kadar yakın diyor. O çok önemli. 208. 208 mi? 208 olabilir. Yani niye arkadaşlar böyle gidiyorum biliyor musunuz? Buradan niye kitap alıyorum, kitaplıktan almıyorum? Bunlar sizin kitaplarınız abi. Bilmeyenim de şey, seyahatten geldim ya, çantamdan. Çantamdan bunlar. Çantamda kendi kitaplarım. Orada Mesnevi yok mu? Bu Mesnevi yok. Bu şazet olmuş abi bu Mesnevi. Çünkü sirayet. Ben bu renk hepsi yazı kesinlikle orada bir duygumu gösteriyor. 198 miydi? 208 mi? Yok, 198. Renklerin farklı olmasının hikmetini var mı diye var, sormuştu tabii. Yani. Tabii. Mesela kırmızılar ruhtur. Ruhsaldır. Maviler levh-i mahfuz böyle mi şerit? Evet, mesela? Evet. Şey böyle. Evet. Mavi öyle. Sarı kürs. Evet, sarı misafirsin. Onun için taksiler de sarı olur. Hepsi bilerek yapılmıştır. Renklerin dilini iyi bilinerek kullanılmıştır şeceri hırkattaki resimler. Öyle rastgele olmamıştır o. Hepsi bilinerek yapılmıştır. Hatta savaş bile verilmiştir onun hakkında. İmam-ı Rabbani'ye göre, Muhyiddin Arabi'ye göre Arş-ı Azam bir tanesi yeşil diyor, bir tanesi kırmızı diyor. Muhyiddin Arabi yeşil dedi. Muhyiddin Arabi yeşil diyor Arş-ı Azam'a. Bediüzzaman ve İmam-ı Rabbani Hazretleri kırmızı diyorlar. İlk önce Muhyiddin Arabi'ye uydum. İkisini muhalefet ettim. Bedelin biraz ağır dedim. Benim. Fesubhanallah. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Ne nerededir? Bak bu buradadır. O da buradadır. Bu da oradadır. Nasıl? Bu oradadır. O da buradadır. Nasıl? Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Dünya ile ahiret bakayım nerededir? Kim nerededir? Dünya ile ahiret. Bunlar hep sanki bu tefekkürle ben uyduruyorum yani. Ya bak işte. Ahiret nerededir? Bak ha diyecek sana. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berza ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadet ile masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki aralarında cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki, şeyde sordum Manisa'ya, koca cemaata. İni cini herkes orada. Herkes orada. Herkes orada. Dedim ki, maziniz var mı arkadaşlar dedim. Tabii yani demek ki, tabii yaşadığınıza göre herkesin geçmişi yok mu? Var mı İrfan senin? İlla ki abi. Geçmişi yok mu senin? Olmaz olur mu? Var. Nerede o? Burada. Hafızada şu an. Hani geçmişin? Senin hafızanda mı? Her iki tarafı başka yok mu? Başka yerde yok mu? Ruhumda var abi. Hava olarak da kayıtlı abi. Şeyde, başka? Hava zerrelerinde de kayıtlı. Levh-i Mahfiz patta da var. Gelecekte. Geçmişin. Geçmişin kesin değil mi? Şüphe yok. Yok. Geçmişi kaldırırsan gelecek var mı? Yok. Nereye gideceksin o zaman? Yani alttanı boşaltmasalar üstten gelmez ki bir şey. Yani geçmiş hal geçmese gelecek gelemez ki. O zaman geçmiş kadar kesindir gelecek. Geçmiş yoksa geçmemiştir, duruyordur abi. O zaman gelecek. O zaman gelecek de yok. O zaman her şey durur değil mi? Gelecek gelmeyecektir o zaman. O zaman ahiret gelecekse, yaşadığımızda geçmişse, geçmiş kadar doğrudur gelecek. Çünkü geçmişin neredeyse gelecek de oradadır. Başlangıç olmuyor. Şunu bitireyim. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Ama ruh için öyle değil. Kezalik bak, mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehli kalp için şeffaf, ehli heva için kesif
ince bir perde vardır. Kezalik gece ile gündüz arasındaki latif bir perde var ki gözün kapanmasıyla böyle gece olup açılmasıyla gündüz olduğu gibi. Ne kadar fark? Bu kadar. Karanlık. Bak bu kapattım buraya girdim. Açtım buraya çıktım. Bak. Bu kadar şey. Yani ölüm böyledir işte. Gözü kapanır. Nefsin alemi maneviyata gözü kapanırsa ebedi bir gece içinde kalır. Gözü maneviyata açılırsa kimse ne hal inkişaf eder. Kezalik Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey de cehil olur. Onun için gafil, dinden kopuk doktorlar en muzdarip doktor olanlardır. Mikrop nasıl ürediğini çok iyi bildiği için her an mikrop üremesini bekliyor. Teslimiyet olmadığından. Ama cahil adam köylü bunu bilmediği için gayet rahat. Ama çaktırmaz. Keza iman ve tevhid ile bakan alemi nurlu görür. Ve illa alemi zulümat içinde görecektir. Keza efali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa tecelliyata makez, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabına olmazsa zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik son paragraf. Hayatında iki veci vardır. Hayatında iki veci vardır. Biri siyah, dünyaya bakar. Diğeri şeffaf, ahirete nazırdır. Nefis siyah vecini altına girer. Şeffaf veci terettüp eden saadet ebedi ister. Peki buradan şunları bir cümleyi bitirelim. Cismaniyet cenneti ve cehennemi de içine aldığı, aynı zamanda kürsü de içine aldığı için adeta arştan aşağı bütün alemlere cami olduğundan cismaniyetin içeriğinde cilve, cemal, nakış ve sanatı içine alan Esma-i İlahiye'nin hulase-i camiasıdır denilebilir. Bu makamda yani o alemler cismani değildir ama cismaniyette tezahür etmiştir. O alemlere cismaniyet denmez, o alemler cismaniyette tezahür ettiriliyor denilir. Nasıl ki rüya cismaniyette tesiri tezahür ettiği gibi. Rüya cismaniyette gözüküyor. Ama cismaniyet değildir rüya. Ama cismaniyette gözükünce buna fatura çıkıyor, gusül yapıyor veya korkuyor, terden su oluyor. Tamam. Hatta İslam hukukunda hüküm verilmiş, yatıyor adam Ramazan'da. Öğlen yattı. Uyur gezerler var değil mi doktorum? Kalkar tuvalette yapar, hiç haberi olmaz ha. Kalkar yemek yese ne olur diyor İslam hukukunda. Ne olur? Bir şey olmaz. Başka? Öğlen mi yatmış? Yatmıştı, kalkı yemek yedi, oruçluydu. Sonra yedikten sonra ayıldı falan. Ama yedi. Bozuldu, fatura kesildi çünkü guslediyorsan olabilir. Fatura kesildi, Ne olmaz? Fatura kesilmez mi? İmamlar ihtilafa düştü abi. Öğlen mi olur? Öğlenin ikindi arasında uyuduysa şey... Ya sünnete uydu yani. Tamam, uyku aram. Yani. Ama uykudayken unutmadım abi. Kaldırılmıyor. Uykudayken yapılanlardan mesul değil insan. He? Mesul. Unutmuş zaten. Ayık alemde yapsa kefaret olur. 60 gün bir de cezası bir 61 gün. Tamam mı? Cezası. Ama uyku halinde kalkıp yerse güne gün olur. Onu da hatırlamazsa abi. Hiç hatırlamazsa beledenin abi. Ama hatırlaması mümkün mü? Ağzından bir unutmalar var. Kan abi başıma geldi. Ben normal sünnet oruçlarından bir gün oruçluydum. Normal. Geçen aylarda oldum. Hastaneye gittim geldim, oruçlu olduğumu biliyorum. Hatta yolda arkadaşla konuştum, oruçluyum diye bir laf geçti. Hastaneye döndükten sonra annemin yanına gidiyorduk. O da başka bir hastanede. Giderken lokantada yemek yedik kardeşimle. Gittik yedik, doyduk. Bir de çok lezzetli geldi bana da. Hatta bir porsiyon daha almayı düşündüm. Almadım, kardeşimi bekledim. Hasta olan bir kardeşim vardı yanımızdaydı. Lokantadan çıktıktan sonra bayağı bir yolda yürüdüm. Ondan sonra bir aklıma geldi. Ben oruçluydum ya. Ağzını çalkala, devam. O unutma. O ikram-ı ilahi mi oluyor abi? İkram-ı ilahi. İkram ediyor. He.
Acayip bir şey yani. Hadi mesela onu da söyleyeyim. Yaşlıysa, yiyorsa, unutturulmuşsa hatırlatmayın diyor. Allah'ın ikramını kesmeyin. Yaşlıysa, acizse Allah unutturmuş, iyi diyor. Peki, cismaniyeti burada kesiyoruz. Saat 12, 15, 16 geçiyor. Biz 9.30'dan başladık. 2.30 saat. 9.30'a geçti abi biraz. 2 saat 26 dakika. 45-50 falan da. Evet. 2 saat 26 dakika. Elhamdülillah. Peki cismaniyetin kaçıncı dersimiz? 4. oldu abi. 4 mü? Yok. 5 galiba. Birlikte 4 de 5. Bir tane o eski ders var. 5. Şu anda cismaniyet 5. Hepsi en az bir tanesi, her bir tanesi en az 1 saat 15 dakika 10 dakika. Şu evet. anda bunlar 2 saatten aşağı düşmüş. Bizim cismaniyet 1 saat 15 dakika olsa bu 5 mi? 4 tanesi en az 2 saattir. Yani toplam 15-20 saate yakın cismaniyet var. Daha 6 saat cuma var abi. Bak mesela ne kadar okuyacağız? 100. 6'sı. Ha. Bak. Şimdi bir sayfa okuduk. Toplam ne kadardı? Ne kadar gittik bu şeye? 100 109'dan başladık. Bugün 118'i bitirdik. Elhamdülillah. 4 derste. Her ders 2,5 saat. Toplamı kaç sayfadır? Cismaniyet, cisimler. Vallahi bunlar okursak herhalde durumumuz iyi değil. 152. Allah nefes verdikçe okuyacaksın. Evet, bu da cismaniyet dersinin çalışması değil. Çalışmayı hulasa ettik. Hulasayı ders ne kadar yapacağız diye hulasayı hulasa yaptık. Hulasanın hulasası. Evet, ama 1,5 sene çalıştık. Dedi değil mi İrfan? Değmez mi abi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki, vâhir de vâhûn, enilhamdülillâ rabbil âlemîn, el-fâhîn. Allahümme sallâhâsızlâhûn.